izleyenler, iyi akşamlar diyoruz. Spor dünyasında yeniden sizlerle birlikteyiz. Ve tabii ki bu hafta yaşanan gelişmeler derken bugün de yine bu hafta içerisinde yaşanan spordaki gelişmeleri aktarmak üzere Kay TV ve RCS Televizyon'da ortak yayında karşınızdayız. Evet, spor dünyasında çalışını yapmışken bu hafta bizlerle birlikte olacak olan sevgili Süleyman Keskin'e stüdyomuza geldikleri için, bizlere katıldıkları için bir kez daha teşekkür ederek hemen açılışı yapalım. Hoş bulduk diyelim. İyi akşamlar. İnşallah söyleyeceğimiz şeyler bundan sonraki arkadaşların kulaklarına küpe olur. İnşallah. Çünkü bundan sonraki derken ben hem Kayseri Spor hem Erciyes Spor'la ilgili yönetimdekilere bir şeyler söyleyeceğiz. Evet. Evet sevgili izleyenler, bu hafta yaşanan gelişmeler derken baktığımızda hakikaten hiç beklenilmeyen, zaman zaman da acaba beklediğimiz saatte gerçekleşmeyip daha sonrasında ise insanları şoke eden kararlar ve tabii ki yaşanan olaylar var. Neler diyeceksiniz? Hemen belirtelim. Özellikle Süper Lig temsilcisi Kayseri Erciyes Spor'un dün akşam saatlerinde oynamış olduğu Sivas Spor maçı vardı ki deyim yerinde ise öldük dirildik ama son bölümde ise üzerimize toprağı atmaları fazla da tabii ki uzun sürmedi sevgili izleyenler. 2-0 önde olan bir takım nasıl oluyor da 3-2'lik bir skorla sahadan mağlubiyetle ayrılabiliyor? Bunun tabii ki kısaca bir yorumunu yapacağız. Maçla ilgili değerlendirmeleri sizlere paylaşmaya çalışacağız. Ve tabii ki futbolcuların ahenginden, teknik direktörün ve teknik heyetin çalışmalardan kısaca dem vurmaya çalışacağız. Hemen ardından Kayseri Spor diyeceğiz. Kayseri Spor ise hafta sonunda oynamış olduğu karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayamadı. Sahadan beraberlikle ayrıldı. Maç sonrasında belki bir Süper Lig'e çıktık kutlaması olabilir mi diye düşünce vardı ama maalesef o gün olmasa da bu olay pazartesi günü Adana Demirspor'un rakibin daha doğrusu puan kaybıyla gerçekleşmiş oldu ki hatırlıyorum bundan 2 yıl öncesinde Kayseri Erciyesspor kendi kendini çıkartmak için mücadele etmezken rakibi Manisa Spor'un mücadelesiyle kendisini Süper Lig'e atmıştı ki Kayseri Spor belki açık ara puan farkı var dense de Adana Demirspor'un tabii ki buradaki emeğini de görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ve tabii ki Kayseri Spor diyeceğiz. Ardından Kayseri Şeker Spor'a değineceğiz. Kısaca Kayseri Şeker Spor'da neler oluyor? Ve Agü. Evet Agü de İstanbul'da oynadığı iki karşılaşmayı kaybetti. Final mücadelesinde finale kalabilir miyim düşüncesi içerisinde finale kaldı ama finalde bir kupayı alabilir miyim derken tabii ki iki çelmeyle yerde kalan bir Agü var. Bakalım buradaki maçlarda nasıl olacak bunları da merakla bekliyoruz. Ve diğer maçlar derken bu arada ayın 16'sı ve 17'sinde artık zaman da kısalıyor. Rainbow'da Türkiye Kupası dörtlü final mücadelesi var ki gerek Anafen gerekse Büyükşehir Belediye Ankaraspor ve Beşiktaş'ta karşılaşacak olan Rainbow Kayseri Spor Kulübü de burada bir maçı yendiği takdirde bir maçını aldığı takdirde, kazandığı takdirde ki o da Anafen Kuleci ilk maçı. O maçı kazandığı takdirde Avrupa Kupalarına ismini yazdıran ilimizin ilk handball takımı olacak. Bunu da aktarmış olacağız. Evet, spordaki gelişmeler derken bu arada farklı olaylar da var. Onları da yorumlamaya çalışacağız sevgili izleyenler. Kış sporları, kayakta, kayak federasyonunda neler oluyor? Bununla ilgili söylemler var. Gençlik sporda neler oluyor? Onlara kısaca şöyle bir bakacağız derken yani anlayacağınız dolu dolu. Bu hafta dolu dolu bir spor dünyasını sizlere aktarmaya çalışacağız. Hem Kay TV ekranlarında hem de RCS televizyonunda. Bu yüzden sevgili konuğumuza, sevgili yorumcumuza, sevgili abimize Süleyman Keskin'e ben bir kez daha hoş geldin diyorum abi. Hoş bulduk Mustafa'cığım. Evet şimdi şöyle baktığımızda sevgili Keskin, öncelikle RCS Spor diyelim. Birazcık şöyle keskinleşmiş dilimizi. Evet artık orada zamanı, evet, zamanı geldi. Yani bundan önce konuşamıyorduk işte yani. Daha umut vardı. Şöyle olacaktı işte bilmem ne hani. Artık umut da yok, bir şey de yok. Ben yarınki gazeteye başlığı attım. Süper Lig'den PTT'ye ilk kargo Erciyes. Şimdi yani. Artık yeter. Çünkü hatta Balıkesir'in bile umudu varken Kayseri Erciyes Spor bu maçı kazansaydı, dünkü maçı yani 2-0'dan maçı vermek 3-2'ye vermek çok ve evlere şenlik. İlk golün şimdi 2-0 öne geçtin. Sivas Spor'a hayatı veren golü, maçını oynadı. Sivas. Hayat veren golü kim attı? Bir zamanlar Erciyes Spor'dan gönderdiğiniz Kayseri'li çocuk attı. O görevini yaptı. Yani böyle oyunculara ihtiyaç var. İşte Erciyes Spor'un tek hatası ne biliyor musunuz? Emre Öztürk, onun da herhalde yakını, böyle Kayseri'li, Kayseri'den doğan ve Kayseri yakın yerlerden gelen oyuncuların olması lazım. Yürekten kendi takım. Bak Sivas'la Kayseri'nin arasındaki sorunları biliyoruz. Senelerde neler çekildi. Ona rağmen Sivas Spor'a gidiyor. Sivas Spor'da Sivas Spor'un formasını terlettiği için karşındaki rakip Erciyes Spor olabilir, Kayseri Spor hiç önemli değil. Biliyorsun kupada da öyle oldu Kayseri Spor'a karşı. Bu tür oyuncuların çoğalması lazım. Yani yabancı oyuncu çoğalmasından çok Kayseri'ye emek veren Kayserili oyuncuların çoğalması lazım.
öze dönülmek lazım. Hatta bu ara işte herhalde bir iki yerden gene bir şeyler çıkıyor. Kayserispor'la Erciyes birleşiyor mu, birleşecek mi diye bir laflar çıkmaya başladı biliyorsun. Artı bir taraftan... Onursal Başkan'ın kafasındaki bazı işte, düşünceler ortaya çıkıyor. Şimdi düşünceler o da erken olan bir şeyler. Bunlar şimdi evet. Birisi şampiyonluğu perçinlesin, önce bir genel kurulunu yapsın Kayserispor. Olan genel kurulu var evet. Yani Mayıs ayının mutlaka bugün olmazsa bir hafta sonra, 15 gün sonra veya 25'inde yapılacak. Önce Kayserispor'un ne olacağını bir görelim. Hatta biraz daha ileri gidilmiş sitelerde bakıyoruz. Alex'in Kayserispor'a hoca olarak geleceğini söylüyorlar. Şimdi bu tür şeyler erken oluyor. Ve bunlar olmayınca da hem taraftarı hayali sukuta uğratıyor hem de futbol severleri. Yani bir şey yapacaksanız bir yerlere ya duyurmayın. Onu zaten şey çok iyi başarıyordu biliyorsun Ziya Eren. İşte oyuncuların her şeyi tamam, isim vermiyor. İsim vermeyince biz başka isimler söylüyoruz. Bu sefer onlar değil diyorlar. Yani bunu gizliyorsanız şu genel kurulu, birleşme hikayesi falan zamana bırak. Alex kim istiyormuş abi ya? Kayserispor. Bir de kim Kayserispor'da kimmiş ki görevde? İşte onu diyorum ben. Kimin orada ne olacağı belli mi Mustafa? Yok. Öyle bir genel kurulu yapılsın. Herkes önünü bir görsün, ne olacağını bilsinler. Herkes kendine zemin hazırlamasın. Evet. Yani birilerini pompalayacaksa şimdi çok erken. Evet. Bir lig bitsin. Zaten şurada mesela Kayseri 3 hafta kalmış. Diğerinde 5 hafta var ama 5 hafta değil saymayın. Biliyorsun 9 günde 3 maç oynayacaklar. Süper Lig'de. Şimdi Kayseri Erciyesspor bu hafta Mersin'i konuk edecek. Çarşamba veya Perşembe kime gidecek? Fenerbahçe. Çarşamba belli oldu zaten. Çarşamba da Fener'e gidecek. Gelecek içeride bir maç daha yapacak herhalde. İstanbul Başakşehir. Başakşehir yapacak. Yani böyle bir 9 günde maç oynanacak ve lig erken bitecek. Aşağı yukarı 20-25 Mayıs'ta bitecek. O yüzden çok erken konuşuluyor. Bu erken konuşmanın şeyini de gördük zaten. Bunu Kayserispor'da da gördük. Bir gün önce, iki gün önce yapılan şölenin ne anlama geldiğini de gördük. O yüzden onu sonraki bölüme saklayayım da. Bence Kayseri Erciyesspor, Ziya Eren'in kaprisleri yüzünden bu hale geldi. Yani para bende, her şeyi ben yaparım. Mantığı ilk defa değil, ikinci defa iflas etti. Nasıl ki para sendeyken geçen sene takımı çıkartıyorsun, çıkarttığın hocayla devam etmiyorsun, orada bir gene kaprise gidiyorsun. Daha sonra da 3 tane 4 tane hoca getiriyorsun ki onların da ne olduğu belliydi ama birileri onları oraya lanse etti. Onların hatırı kırılmadı geldi. Bence artık hatır devri bitti. Hesap devri var. Bundan bir ay sonra veya 2 ay sonra bu kriterler başlayacak. Mali kriterler, UEFA'nın bilmem ne, bir sene sonra başlayacak. Bunlara ayak uydurmak lazım. Artı yabancı statüsü değişti. Şimdi ikincilikte de değişti. Yani ikincilik deyince PTT birincilik diyoruz. Süper Lig'de de değişti. Bunlara ayak uyduracak kulüp yönetimi lazım. Bakın 9 kişilik yönetimde bu iş olmaz. 9 kişilik yönetimde bir kişinin sözü çıkar. O da diğer 8 kişi de zaten orada hani bizim mecliste olur. Kabul edenler edilmiştir. Etmeyenler yok zaten. Bu tür artık işleme gelecek. Ama Kayserispor'da öyle değil. En azından o işte birilerinin saygı gördüğü, duyduğu bir isim var. Ne? Bekir Yıldız. Orada Bekir Yıldız veya Bekir abi, halkın deyimiyle. Bekir abi ne derse olsun. Süleyman Urba orada ne derse olsun. Ama buradaki Erciyesspor'da böyle bir yönetim anlayışıyla hiçbir yere gidilmez. Hep aşağı doğru gider. Dilerim ki gelecek sezon için çok erken konuşmayayım. Gelecek sezon iyi bir yapılanma olmazsa gideceğimiz yer PTT demeyelim ikincilik. Yani ikincilik B grubu veya beyaz grup, kırmızı grup. O yüzden Kayseri Erciyesspor'un artık bugünden itibaren bakın oturacak 5 hafta kala gelecek senenin hesabını yapacak. Bunu yapması lazım. Şimdi Balıkesir Spor kimle anlaştı? Cihat Arslan'la. Niye anlaştı 1,5 yıllık? Gelecek sezonun hazırlığını yapıyor. Hazırlığını yapıyor. Bizim de şimdiden bakın şimdi biraz önce bir aklıma geldi. Dün ben maçı televizyondan seyrettim. Pozisyonlarda görüyorum. Ethem Pülgir diye bir oyuncu almışız. Evet Ethem. Hiç aklında var mıydı senin? Şimdiye kadar neredeydi bu arkadaş? Oğulcan'ı biz yine oynattık ya. Ethem Pülgir herhalde benim Çanakkale'den alındı evet, diye biliyorum. Evet. Yani bu oyuncular, o kadar oyuncu var ki. Oyuncu cenneti, oyuncu bolluğu her şey var. Ama Kayseri Erciyesspor'un bulunduğu şey ligin bir basamak üstü yani düşmeden bir basamak üstü. Zaten Balıkesir, büyük ihtimalle Karabük orada direniyor. Çünkü Çaykur Rize'yle artık çarpışıyor. Aşağıdaki Erciyes ile Balıkesir tamam. Şimdi sıra Karabük ile Rize arasında geçecek. Ya bunlardan biri iki avarajda kim önde bilemiyorum. Veya işte Balıkesir Karabük Spor kiminle oynayacak bu hafta onu da bilmiyorum. Ama herhalde Bursa'ya gidecek benim bildiğim kadarıyla. Bursa'da zor rakip.
Burada Çaykur Rize ile, Çaykur Rize'de Trabzon'da evinde oynayacak. Yani buradaki hesaplar iki takım arasında kaldı. Diğerleri artık gelecek sezonun hesabını yapıyor. Bunu Balıkesir yaptı. Sırada Kayseri Erciyesspor var. İlk olarak Sayın Ziya Eren gelecek, yönetimini toplayacak. Hani alıştık ya, gerekirse olağanüstü bir genel kurul yapacak. Yeni bir yapılanmaya girecek. Burada tek eksik, burada bazı arkadaşların belki kulüp içinde görevli arkadaşlar alınacaktır ama Kayseri Spor'da genel menajerlik müessesesi nasıl iyi çalışıyorsa, bir Konya Spor'da nasıl çalışıyorsa, bir başka kulüpte nasıl çalışıyorsa, Erciyes Spor'da genel menajerlik konusu mutlaka gündeme gelecek. Parayı araya vermeyecekler. Para vereceksin, isteyeceksin. İstemezsen, yani para vermezsen de kimse gelmez sana. Bugün Konya Spor'da Seyit İşgül'ün başardı. Sezon başında da zaten Erciyes için görüşülüyordu. Ama ne oldu? Konya Spor nerelere geldi? Hem de nereden nereye geldi Aykut Kocaman'la veya şeyle Seyit İşgül'e? Kayseri Erciyesspor'da mutlaka genel menajerlik sisteminin böyle profesyonelce olması lazım. Şimdi bak Süleyman abi, ben sondan başlayayım senin söylemine. Genel menajerlik sistemi olsun olmasın tartışmaları Kayseri'de her zaman yapılan bir tartışma. Genel menajerde yoksa dahi, eğer futbol şubesi gibi bir şubeniz varsa dahi, o zaman futboldan anlayan bir yönetici bulunur. Yönetici, evet. Yalnız kaptan, genel kaptan dediğimiz olay olsun. Eskinin genel kaptanı. Yani Mustafa Alan yıllarca Kayseri Spor'da genel kaptanlık yaptı dedik. Biraz geriye git. Hilmi abi yıllarca kebapçı Hilmi, yıllarca bu Kayseri Spor'da genel kaptanlık yaptı dedik. Ayağın uzandı açık. Ama bu isimler futbolu bilen isimler. Futbolu amatörde oynamış, bilmem işte profesyonel belki yarısına çıkmış olmuş ama Kayseri'de yok mu isim? Çok isim var. Evet. Bencillik yapmayacak, hep keseri kendine yontmayacak tarzdaki insanlar yok mu? Var. Futbol konusunda söylüyorum. Yani ne bencillik derken de şöyle söyleyeyim. Ya bu bana şöyle söyledi bir zamanlar, bunu şöyle yaptığında şöyle yaptığında. Bunların hiçbiri yok. Menfaat, Kayseri'nin menfaati, evet, denecek. Bu insanlar var mı? Var. Genel menajer olarak profesyonel bir isim alamıyorsanız böyle bir adam yanınızda bulunur. Yönetici gezecek. Niye? Futbolu memleketimizde herkes çok iyi biliyor maşallah. Çok teknik direktörü var biliyor. Tribünlerden hepsi teknik direktör. Kahvehanede, kafede, okulda, ne bileyim iş yerinde, televizyonda, ekranlarda maşallah herkes tutuyor, ucundan sonuna kadar sündürmeye çalışıyor. Desem ki bu yorum yapan birçok şahsı da aynı. Futboldaki kuralları, UEFA'nın yayınladığı talimatları her sene takip ediyor musun? Fauller nelerdir veyahut da işte kurallar nelerdir, kaç kural değişmiştir desen birçoğu statüsünü bilmez. Bilip bilmemesi de yorum yapmasını engellemiyor zaten. Evet, bilmesin, zaten önemli değil. Önemli olan nedir biliyor musun? Futbolda eğer sahada oynanan oyunu güzel bir şekilde izliyor, masa başında bunu yorumlayabiliyorsa, bu adama yorumcu tamam güzel yorumluyor dersin ve katılıyorsan da katılıyorum sana dersin. Ha ama futbol yönetimi ve futbol olayı farklı bir iş. Şimdi kural bileceksin, kaide bileceksin, futbolcuyu tanıyacaksın. Bunlar ne için söylüyorum? Kulüpte çalışıyorsan bunların hepsine ihtiyacın var. Evet. Kulüpte yöneticiysen bunların hepsine ihtiyacın var. Kart cezalı bir insanı oynatırsan ne olacağı, kartların nasıl ceza olacağı, kimlerin nasıl bir şekilde uygulayacağı ya da yapacağı, bunların hepsini bilmek zorundasın. Mustafa, bir de teknolojik dönemdeyiz. Yani artık bilinmeyecek bir şey. Yani, düğmeye basın her şey çıkıyor. Bir insanı nasıl transfer edeceksin? Yabancı bir oyuncu geldi mi neler gerekiyor? 18 yaşının altındaysa ne yapması gerekir? Ben sana bir örnek vereyim. Şimdi Trabzonspor'a gelen oyuncu önce İstanbul'a geliyor. Orada anlaşıyorlar. Sonra çevreyi gösteriyorlar. Hayır, Trabzon'a gelirse imzalamayacak. Tabii. Biliyorlar. Yani. Sen şimdi Kayseri, Hikmet Karaman zamanında Kayseri Erciyesspor'a futbolcu getirdin. Aman bu evler ne küçücük falan diye, eşinin imzası yok, isteği yok dedi. Geri gitti topça. Çünkü geliyor, kart uzatanı görünce yani, veya şehrin bir bölümünü görünce burada şimdi, yaşanmaz diyor. Sondan başladım ben birazcık daha. Menajerlik şu bu. Yani bu mutlaka olacak dedim. Kayseri Erciyesspor'da Ziya Eren'in maç sonrasında yapmış olduğu açıklamalar arkadaşlarımız bugün ekranda verecekler, yayınlayacaklar zaten. Yayınladılar da bildiğim kadarıyla. Yine gece haberlerinde yayınlanacak. Şunu söyleyebilirim ki, memnun olmayan, fakat bu memnuniyetsizliğine artık alışmış bir Ziya Eren gördüm ben. Daha öncesinde hırçın, daha öncesinde üzülen, ağlayan, ne bileyim böyle duygularına hakim olamayıp da duygularına esir olan bir Ziya Eren vardı. Şimdi gitmiş mi? Şimdi yani gitmiş artık. Ben artık alışılagelmiş bir duruma geldi yani. Yani kayıplar alışılagelmiş. Bak, bir kaybedersiniz, iki kaybedersiniz, üç kaybedersiniz. Daha sonrasında eğer alışkanlık haline gelirseniz bu vahimdir. Bunu Kayseri Spor'da yaşadık geçen sene biz. Evet. Vahimdir ve insanın canını alır.
Niye? Hep kaybetmeye alışan bir insan hiçbir işine başarılı olmak eder, istemez. Yani canını almaz öyle hasteder. O yüzden yani kimi şeker hastası olur, yani, kimi başka hasta olur. Neden? Canını alırken bu tırnak içerisinde kullanım yani kaba bir tabir olarak belki adlandırabilirsiniz ama bu bir meal olarak söyleyelim. Şimdi efendim kayıp Kayserispor 2-0 öndesin. Peki ya ne oldu da acaba 3-2 mağlup oldun? Yani son 23 dakikada 3 tane gol geldi Sivas'tan. Evet. Maçın başlangıcında bakıyorum. Çok güzel baskın oynayan bir Erciyesspor. Rakip Sivasspor sahada dahi yok. Yani kimse bana bir şey anlatmasın. İki tane de önemli pozisyon var. Yani kimse işte diyor ama bu yüzden bana bir şey anlatmasın. Sivas'ta gazeteci arkadaşlara dedim ki ya sizin Sivas dedim keşke kupa maçında oynamasaydı arkadaşım ya. Niye direttiniz kupada kalacağım dedim. Bunlar manyak mı dedim ya. Ligi düşünmüyorlar böyle kupaya bas. Hiç sorma dediler. En son oynadığımız Eskişehirspor maçı. Ondan bu yana biz resmen ölüyoruz, ölüyoruz, diriliyoruz. Bizim takımımız yok arkadaş dediler. Bunlar hatta Mersin maçı kazandığı için bu işe daha çok asıldılar. Yani aynen bunu söyledi bakın. Bunu Sivas'taki televizyoncu gazeteci arkadaşlarımız yorumcular söylüyor spor konusundaki. Biz 2-0 oldu. Dedim ki ha 3 geliyor, 4 geliyor. Bakıyorum ki Willemix kaçırıyor, Zoha kaçırıyor. Oo, herkes harcıyor. Bir sürü pozisyon harcıyor yani. İçimden de dedim ki ya bu kaçanlar inşallah bize bir sıkıntı olarak dönmez geri dedim yani. Şimdi, o kadar kaçırıyoruz ki yani o kadar açık ben, veriyoruz tabii ki. Tabii ben de seyrettim bunu. Sonrasında bir ortamda Murat Yıldırım oyundan çıktı. Yerine Orhan girdi. Baktım takım içerisinde bir şey var. Mıy 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 konuşma var tamam mı böyle? Ya kardeşim burası hamam değil. Hani bir yine kaba tabir kullanıyorum sevgili izleyenler kusura bakmayın özür diliyorum ama ben Kayseri tabiriyle anlatmak istiyorum ben bu olayları. Halk diliyle neden anlatmak istiyorum. Ekranda tamam çıkıyoruz ya niye düzgün konuşmuyorsun falan demesinler diye. Hani hamamda kadınların bu vıdı vıdısı olur ya. Saha içerisinde yani böyle kadına, bir vıdı vıdı var. Kadınlar hamamına çevirmeyin derler. Yani vıdı vıdı var. Ne oluyor kardeşim? Size ne oluyor? Ondan sonra bir baktım Anıl işareti değiştirmesi. Anıl'ın yerine işte oyuncu değişecek. Anıl el kol hareketi yapıyor. Saha içerisinde bakıyorum. Boya itiraz ediyor. Yani niye değiştiriyorsun bunları diye. Sanki ilk 11'den herkes mutluydu. Evet. İlk 11 90 dakika oynasın istiyordu. Bir iki tanesi değişiklik olduğunca 11 bir anda dağıldı. 11 bir anda dağıldı. Ha yerine girenler de iyi miydi? Onlara da resmen yani üzerlerine toprak at desen atardım vallahi gömerdim. Barış. Ya kardeşim Barış Memiş. Girdiği dakikadan itibaren orta alanı çökerten bir adam. Atak yapacaksın. Zuha sağ taraftan basmış. Çıkmış. Sağ açıktan gitmiş kaleye doğru. Top istiyor. Barış ayağını döndürü arkadaki arkadaşına veriyor. Verse tehlike olacak. Ceza sahasına gidecek Zuha. Sanki ikinci yarı bir yerlerden mesaj mı aldılar? Bilmiyorum. Ben, yani iddia olur bu. Yakıştırmak da istemiyorum. Evet. Ama dediğin olay da bir iddiadır. Şimdi biz Sivas'ı yenemez miydik? Çok rahat yenerdik. Yenersek ne olurdu? Hayır ikiyi bulmuşsun zaten. Biz Sivas'ı yensek ne olurdu? Puanımız 24 olacak. 24 olurdu. Şimdi. Ben dün maçtan sonrasında köşe yazısı yazıyorum. Ağır ifadeler yazıyorum, geri siliyorum. Allah'tan bilgisayar yazıyorum, siliyorum geri. Yazıyorum, siliyorum ama patlayacak durumdayım. Yani diyorum ki ya bu Erciyesspor'daki adamlar elime versinler. Ben her zaman bu söylüyorum. Vallahi de billahi de tillahi de böyle bir olanağın var. Kardeşim şunu yap desinler o yağlı kırılmaz değnek var ya bunları kovalamak serbest senin hakkın desinler. Kovalamazsam neyim? Maçtan sonrası. Ya o sinirle. Yazamadın bazı şeyleri. Yani içimde patlıyor resmen. Yani o maç sonrasındaki o sinirle bu arkadaşları ta Boğaz Köprü'ye kadar kovalardım. Önüme katar kovalardım. Şimdi Adana'da Adana Demirspor ile Adana Spor arasındaki taraftar kavgasında artık şeye o kadar gelmiş ki artık Adana Demirsporlar Adana Spor'a küfür etmemek için Adana anlarsın ya Adana anlarsın ya diye bağırıyorlarmış. Ya burada da sen yazamadın ama sen en azından oradan bir anlarsın ya hesabı göndermişsindir herhalde. Yani şimdi bakın. Biz bu maçı kazanmış olsak puanımız 24. Bizimle beraber Karabük'ün de puanı 24. Üstümüzde kim var kardeşim? Rize. Puanı kaç? 28. Kaldı mı sana 4 puan? 4 puan. Geçtim onu geçtim. Üzerinde kim var kardeşim? Sivas. Puan 31. Evet. Kaldı mı sana 7 puan? 7 puan. Bakın en uzağına 7 puan, en yakında 4 puan. Kaçıncı haftadayız kardeşim? Daha 29 bitti, var. 30'a giriş yapacağız. Peki, 30. haftada kim kimle yapıyor? Bakın, kim kimle yapıyor? Bak, evet, çok önemli. En yakın rakibimiz Rize. Rize Spor, Trabzonspor'la Karadeniz derbisini oynayacak. Ölüm kalım maçı verir ve iki takım da asla birbirine vermez.
Kesinlikle yani orada o sonucun ne olacağını çok iyi biliyoruz ya. İçindeki yaşanacaklar önemli. Yani Trabzon'un kazanmak için varını yoğunu harcar. Rize'yi çünkü istemez. Ve Trabzon deplasman sayılmaz o için Rize yani Trabzon için. Yani şimdi Çaykur Rize'nin böyle bir maçı var. Bizim 4 puan aramıza fark kalıyordu. Sivas'a bakalım. Peki Sivas 31'de 7 puanda. Sivas ne oluyordu? Fener'e gidiyor. Sivas Spor Fenerbahçe'ye gidiyor. Şimdi Fenerbahçe Sivas'a gidiyor. Düzeltiyorum. Evet. Yani önemli değil onun gitmemesi. Evet. Ya bu ne demek ya? Bak bir Sivas'ın kaybetmesi demek, bir Rize'nin kaybetmesi demek. Ne oluyor senin biliyor musun? Senin de kazanman Mersin'i en yakın rakibimle 1 puan, en evet. uzak rakibimle 4 puan. Ne demek bu? Ligdesin kardeşim. Ama sen bak Balıkesir Spor düştü diyorsun ama Fenerbahçe maçındaki Balıkesir'in onda biri Erciyes Spor'da olsaydı, Fener'e bir 10 maçta 3 gol, 10 gol yememiş yani 10 maçta. Fener 3 gol yedi. Yani bir Balıkesir düşmüş diyorsun. Yaptıkları mücadeleye bak. Biz şimdi 2 hafta sonra, daha doğrusu çarşamba hafta arasında Fenerbahçe ile oynayacak. Şimdi hani derler ya düştü artık iddiası yok. Oynayacağımız futbol ve yiyeceğimiz golleri şimdiden düşünüyorum yani. Valla Süleyman abi, bak ben bunları söylüyorum. Bunları söyleyince de kafada kurgu yapıyorum. Diyorlar ki ya sen bazen çok şey görüyorsun, çok şey söylüyorsun falan. Ben hiçbir zaman için sevgili izleyenler şudur budur demiyorum. Kayseri Erciyesspor'daki futbolcular. Yönetimin payı var mı yok mu bir şey demiyorum. Yönetim ne yapar? Parasını verir, şunu verir, bunu verir. Ha paranın dışında da ekstra primdi, coşkuydu falan derken, teknik adam seçim derken vebali yönetimin üstünde. Yönetimin, kesinlikle ya başka. Vebali yönetimin üstünde. Ama saha içerisindeki o futbolcular. Ben Ziyare'nin yerinde olsam diyorum ya bak maç sonrasında elime kırılmaz bir yağ değnek alırım. Bunların hepsini önüme katarım. Boğaz Köprü'yü geçiririm. Bir daha Kayseri adım attırmam. O sinirle. Ben bir kez daha söylüyorum. Bana kalsa biz bunu bu ekranlarında uzun süre söyledik ama Ziya Başkan bir şey diyemiyorum yani. Parayı kendi veriyor, kendi çalıyor, kendi çiliyor. Artık kendi söyleyeceği bir şeydir. Benim yorumum sadece bu ekrandan söylemekle kalır. Bunun dışındaki bir noktaya gitmek olmaz. Çünkü buradaki yorumu buna göre yaparım. Alır veya almaz, uygular veya uygulamaz. Benim yorumum, Süleyman abinin yorumu veyahut da diğer insanların yorumları konusunda ölçer, biçer, tartar, kendi kendine göre bir uygulama yapar. O kendi bileceği bir şeydir. Kayseri Erciyesspor takımı çok fırsatlar kaybetti. Hem de bundan sonrasında kazanabilecek mi diye sorarsanız hala ümidim vardı. Dünkü maçtan sonrasında hiçbir umudum kalmadı benim. Önünde matematiksel hesabı olsa bile resmen içim kan alıyor. Verilen para falan ben bir kenara geçtim ya. Ya bu kadar ağır konuşamam ama bir gurur olayı vardır ya. Sahaya çıkan hem paranla rezil olmalı ya. İşte diyor ya Balıkesir Spor'un mücadelesini alkışlıyorsun. Bir taraftan da Erciyes Spor'un ne yaptığına bakıyorsun. Şimdi geleceğim başka bir konu. Şimdi hemen 4 tane isim yazdım. Yanlışsam düzelt. Necati Ateş, Edinho, Serdar Güler ve Mancı. Bunlar kadro dışı bırakıldı değil mi? Edinho affedildi evet. Affedim. Evet. Peki bunların suçu neydi kardeşim? Bunlarla da puan kaybediyordun. Bunlarsız da puan kaybediyorsun. Niye bu para verdiğin adamı gönderiyorsun? Yani yaptıysan ceza kes kardeşim. 100 bin dolar bilmem ne yapacaksan onun cezasını kes. Elinde oynatmasın. Maç başları varsa bu arkadaşların hiçbirini oynatmasın. Al takım A, U21'deki adamlar çıkarsın da oynasınlar. İşte U21'e de gelelim. Şimdi U21'de her türlü imkan veriyorlar sağ olsun yönetim. Gerçekten o konuda. Vereceğim altyapıya veriyorlar ama biliyorum. Ama bir bakıyorum U21'in aldığı sonuçlar abilerini aratmıyor. U21 en son sırada Erciyesspor'un A takımı biz üstte. O zaman yani, gençler çıkacak abi. İşte. Onların düzenini kim bozuyor biliyor musun? Orada da yanlış. Şimdi Manjeka kadro dışı bırakıyor. U21'e gönderiyor. U21'e gönderiyor. Ondan sonra Necati U21'e. Oradaki çocuk, şimdi hoca kadrosunu yapıyor. Cumartesi günü veya pazar sabahı. Maça çıkacak. Oradan bir telefon geliyor. 3 tane oyuncu gönderiyor. Şimdi sen olsan ne yaparsın? Hoca olarak U21 çalışsın. Şey yani, oynatıyorsa oynatacak başka. Oynatıyor. Ama oradaki çocukların ne olur? Hevesi kırılıyor. Yani yapacak bir şey yok evet. Şimdi Galatasaray maçına gidiyorsun. Galatasaray'da adam Sabri'yi gönderiyor. U21'e bilmem ne. Senin oynattığın bu sefer orada oynasınlar ben razıyım. Bu sefer de senin genç çocuklarına çıkıyorsun. Galatasaray seni orada perişan ediyor. Çiter. O yüzden şeyin dozunu ayarlayamıyor. Yani yönetimde en büyük eksiklik başta Ziya Eren olmak üzere her şeyi bilirim havasından vazgeçmesi ve birilerine sorması lazım. Ya birileri derken Kayseri'de bu sporun içinden gelen bir sürü insanlar daha dün vefa gecesi yapıldı 2 gün önce. Oradaki isimleri görsen yıllarca işte Ahmet Özdemir dahil genel kaptanlık yapan isimler var. Bilmem ne. Hilmi Özdoğan bastonla gelmiş oraya. Bunlardan evet. Fikir sorun diyoruz. Yani para istemeyin. Ya şimdi şu var Süleyman abi ben ona bir nevi belki tamam hadi onlara sormuyorsun. Onlar geçti. Onların zamanındaki futbolla şimdiki futbol çok farklı diyebilirsin ama
Şimdiki futbolda mutlaka sorulacak ya da yorumlayabilecek insanlar vardır. Var, daha çok var. Çevrenizde. Ve size sizin mali gücünüz eşliğinde cevap verenler değil, evet, doğru yönde cevap verenleri seçmeniz lazım. Şimdi Kayseri Erciyespor'da yönetim aynı belediye meclisleri gibi, yanlış anlamasın meclis üyeleri. Doğru söylüyorsun. Bir karar çıkacak. Kabul edenler, etmeyenler 7-8 kişi. Ama edilmiştir. Erciyespor'da da öyle. Kabul edenler, etmeyenler yok. Çünkü oraya gelenler zaten bunu bilerek geliyorlar ve kimse de bir şey yapamıyor. O yüzden bence Kayseri Erciyespor'un önce bir kurumsal kimliğe sahip olması lazım. Kurumsal derken yine de internet sitesi olmak üzere, web internet sitesi olmak üzere, Twitter'da bilmem neyi de, Facebook'u da olmak üzere. Onlar geçti efendim. Onlar ben zaten hiç, yani Kayseri Erciyespor'un kurumsallık falan çalışan arkadaşlar, kusura bakmayın arkadaşlar. Lütfen yani de Kayseri Spor'daki olayın belki yarısını görsem amenna derim. Evet. Kayseri Erciyespor için. Yani bir bırakıldım mıydı ucundan, boşa bırakıldım mıydı? Sanki şey, sırtlarına taş taşıyorlarmış gibi. 24 saat taş taşıyorlarmış gibi. Ya bir su içiyoruz, bu ona zaman ayıramıyoruz ya. Kardeşim, yaptığınız iş ne Allah'ını seversiniz ya? Mustafa'cığım, şimdi 10 tane yabancı alıyorsun değil mi? Verdiğin paralar hesaplıyorsun. 3,5 trilyon yaptı diyelim. Bunun 10'da birini bu kurum için ayırırsan, ya 2 trilyon 3 verecek halin yok. 200 milyar bilmem ne yapsın, sana ağababa gibi o sistemi de kurarlar, daha fazlası. Artık onları geçtim Süleyman televizyon abi. Televizyon bile yayınlarlar. Geçtim Süleyman abi. Ben buradan hemen şunu belirteyim ki, ben bir kez daha dile getirdim. Oluyorsa Kayseri Erciyespor'un başında yerli bir isim olsun dedim. Bunda da Mustafa Uğur olsun diye de bir hayli inatçı bir şekilde ısrar ettim. Benim bundaki söylemim şuydu. Düşecekse bu takım, ki herkes düştü gözüyle baksa dahi o zaman umutlarım vardı. Bırakınız Kayseri'li bir isim gelsin, Kayseri'li bir isim toparlamaya çalışsın. Eğer yapabiliyorsa yapsın. Yapamıyorsa da gelecek sene PTT 1. Lig'den aman ha nasıl en az hasarla kurtulabilirim, çıkabilirim diye bunun hesaplarını yapsın. Kayseri Erciyespor ilk treni kaçırdı. Bülent Korkmaz gittikten sonra Mustafa Şimşek Özkeş'le 3 maç, 4 maç daha devam etseydi ikinci haline yapacaktı. Ben onlara da geçtim abi. Artık geçmişe mazi sünger diyorum. Bitti diyorsun. Ben gelecek istiyorum. 2016 sezonunda. Şimdi diyebilirler ki Fatih Tekke ile biz gelecek sezonun hazırını yapıyoruz. Fatih Tekke'ye bir sorun bakalım. PTT 1. Lig'de bu takımı yönetmeye razı mı? O da var. İkincisi, Fatih Tekke'nin çalıştırmasına ağzım açmam. Çalıştırmasına bir şey demem. Yani, taktiksel yönden. Çünkü devamlı taktik veriyor. Maç içerisinde anlatıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yaşıyor yani. Maçı yaşıyor. Anlatmaya çalışıyorum. Kondisyon konusunda Kayseri Erciyespor koşmuyor. Bunu gördüm. Kondisyonu sıfır arkadaş. Barış maça girdi. 5 dakika sonrasında bitti. Orhan maça girdi. 10 dakika sonrasında bitti. Ya takımlar, koşmuyor abi sahada. Mustafa'cığım, takımlarında oynamayan adamları getirirse koşmuyor. Bunu söyleyebilirim. Cüneyt Dumlu Pınar hakkında Kayseri Spor için de biraz sonrasında söyleyeceğim ben. Burada Oktay Bey de söyledi aynısını. Ya işte hoca gelse Cüneyt Dumlu Pınar gibi bir adamı zor bulursunuz dedim. Merhabalığım var, tamam doğrudur. Ahbabız, arkadaşız ama bunun için demiyorum. Bu takım, Kayseri Spor takımı 90 dakika koşsa da hani ya yapmıyor. 120 dakikada koşsa yapmıyor. Bunu Sivas Türkiye Kupası'nda gördük, lig maçlarında gördük. Hayır, oyuncular değişikliğe gelirken bile koşuyor. Aynen öyle. Kondisyon bu şekilde verilir. Disiplin bu şekilde sağlanır. Kayseri Erciyespor'da bu yok. Kayseri Erciyespor takımında kondisyon yok. Hatta Kayseri Spor'da 3 başlılık var diyelim. Bana kimse demesin ki ya kardeşim sen bilmiyorsun, gel görmüyorsun işte şu kadar kilometre koşuyor, yok efendim. Maç içerisinde ben bunu görmedim. Benim için önemli olan maç. İdman futbolcusunu istemiyorum ben. Evet. Maç futbolcusu istiyorum. Çünkü Kayseri Erciyespor'un böyle isimlere ihtiyacı var ki bu takım artık düşme potasında. Ne olacağı belli değil ama PTT 1. Lig'den eğer çıkartma umudu varsa Ziyare'nin, böyle isimleri seçip kadroda bırakmak zorunda. Ve şimdiden diyoruz yani. Acil. Şimdi ya. Fatih Tekke'nin ben şudur budur derken Fatih Tekke'nin taktiğine bir şey demiyorum ama çalıştırması zayıf. Kondisyon konusunda sıfır. Notum ben kendi notumu veriyorum ya arkadaşlar, kusura bakmayın yani. Notu yönden eksi veriyorum ben kondisyon bölümüne. Taktik konusunda artısı vardır benim için. Ama oyuncu değişikliği, oyunu okuma dediğiniz anda kalıyorum arkadaşlar. O da eksik. Ve bir de okuyamıyor. Bu PTT 1. Ligini bilmeyen bir adam. Yeni dönem. İkincisi, kızabilirsiniz. Zaman zaman biz de hocamıza kızıyoruz. Hikmet Karaman için. Evet. Hikmet Karaman belki iyi gaz veriyor. Belki oyuncuları iyi adapte ediyor. Ama oyunu okuyor, eksiği biliyor. O okumuyorsa da yukarıda okuttuğu bir yardımcısı vardır. Evet. Ondan gerekli talimatlar alıyor. En azından talimat derken de yani paylaşıyor, fikir paylaşıyor ve onu da kabul ediyor.
Yardımcının fikrini kabul edemeyiz. Teknik adamlar yukarıda birisini tutması lazım. Biz nasıl basın tribünde daha hakem ofsayt çalmadan diyoruz ki ofsayt veya işte şu o diyoruz. Yani, orada olması lazım. Bir kişi orada olması lazım. Şimdi Mustafa Uğur dedim ben. Vatandaş dedi ki ya sen söylüyorsun ama gelmez dediler. Niye gelmez dedim. Ya Onur Sal Başkan konusunda sıkıntısı var Memduh Başkan. Vallahi artık varsa da yoksa da başkanım sizden rica ediyorum ya. Bu nedir? Ne değildir? Lütfen bir çıkın siz de bir açıklama yapın bu konuda. Nedir bu yani? Bu Erciyesspor'un geleceği ya. Bir kişiyle ilgili gene bir şey söyleyeceğim Erciyesspor'da. Alaaddin Demiröz'ü 5 hafta kala Kahramanmaraş'a gitti. Ligde bıraktı. Takımı ligde bıraktı. Şeker konusunda konuşacağım. Şeker konusunda konuşacağım bunda. Ha, ne oldu biliyor musun? Aynı şey için Alaaddin Demiröz'ü için buradan belediyeci bir abimiz başkan yardımcılığı yaptı Melik Gazi'den şimdi Büyükşehir'de. O bu ben burada olduğum sürece o Erciyesspor'a giremez diye bir tavır konuyorsa çok yanlış. İşte bakın ben biraz önce bak abi Süleyman abicim konunun başına dedim ki başkanların etrafındaki insanlar olacak ama bu insanlar keseri kendine yontuyormuş gibi veyahut da ya şu bana şunu dedi bu bunu dedi olayı gütmeyecek dedim. Menfaat Kayseri menfaat olacak insanlardan en azından yorum alsın dedim. Demedim biraz önce. Evet. Dediğime geliyorsun yani burada konuştuğumuz konu. Şimdi biz bu açıklamaları yaparken vatandaş düşünüyor ki ya şudur budur. Hayır. Bana desinler ki ya sen bu ismi öneriyorsun. Senin de bir lira, bir kuruş, bir çay içmişliğin menfaatin var desinler. Alnını karıştırırım. Benim buradaki amacım Kayseri Erciyesspor'un tekrardan eski şaşalı günlerine dönmesi. Şimdi, ha bunu yapmak için de dışarıdaki insanlar, ya dışarıdaki insanlar tamam iyi, iyisini getiriyorsan getir. Kalitesini getir, amenna. Ama verecek paran var mı? Şimdi Mustafa'cığım, sen dediğin Mustafa Uğur'un futbolculuk döneminde en çok eleştiren benim. Evet. Ama Kayseri menfaati olunca ben Mustafa Uğur'la o günleri unuturum. Hatta kendisi espriyle söylediği zaman espriye karşılık, abi sen çok çektirdin. Hiç olmasa yani antrenör olduğumda biraz az eleştir derdi. Yani önemli olan Kayseri Spor veya Kayseri Erciyesspor'un menfaati. Bizim onlar daha kötü. Ben Mustafa Uğur'la kavga edebilirim. Hatta Osman Özköylü'yle kavga eğer ettik gerekiyorsa. Yani konuştuk atın, da biz niye kavga ettik? Kayseri Erciyesspor'un faydası için kavga ettik ya kardeşim. Ben niye ben gazeteciliği bırakacağım, spor yazarlığı bırakacağım dedim. Sırf bu adamın ne olduğunu bildiğim için yani. Erciyesspor'un menfaatleri için söyledim. Bugün Erciyesspor eğer yara olacaksa, merhem olacaksa, yara demeyelim, merhem olacaksa ben Osman Özköylü bile getiririm. Ya bırak ben herkes, ben ta kuyunun dibine attığım adam bile çıkartırım. Eğer yeter ki Kayseri Erciyesspor ligde kalsın. Hadi kalmadı, çıkacaksa ki gelecek sene statü daha değişecek. Çünkü oyuncu sayısı az farklı olacak. Ama bakın biz bunları söylüyoruz. Kayseri Erciyesspor şu anda Süper Lig'de mücadelesini veriyor kalmak için ama herkesin umudu vardır, yoktur o tartışma. Kalırsa bir sıkıntı yok. Kalmazsa diye söylenen şeyler var. Peki Kayseri Erciyesspor'da yönetim ne yapar? Ziya Eren ne yapar? Ne düşünür? Bu önemli. Bazen hep kalırsa da düşerse de düşüncesi nedir? Çünkü baktığınızda ciddi anlamda bir mali harcama yaptı bu kulübe. Bu kulübe yapmış olduğu harcamaya baktığınız zaman öyle az buz değil. Bazı yakın arkadaşlarından edindiğim bilgiler ki bizzat kendisiyle konuşmadım bu konuyu. Gerekirse 30 lirada değil 40 lirada olursa ben bu takım düşerse bile çıkartırım bunu diye bir sözünün olduğu iddia ediliyor. Şimdi mali yapı diye dedim bir şey açtım. Bu sezon ismimiz ne olarak çıktık? Adını versek reklama giriyor mu? Reklama giriyor. O yüzden ben fazla firmaya almıyorum. İnşaat firmasının sayı diye çıkıyor. Çıkıyor. Peki onun şartı neydi? Düşerse yok. Düşerse yokum. Böyle bir anlaşma olur mu? Yani iyi gün dostusun, kötü günde yoksun. Hani bana dost ne zaman lazım? Kötü günümde lazım. Sen şimdi Süper Lig'de Kayseri Erciyesspor'un faydalanıyorsun. PTT'ye düşünce ben yokum. Böyle bir anlaşma olur mu? Nasıl yaptılar? Hem de çok ucuza bir anlaşma yaptılar. Evet. Şimdi o zararını gördük. Hatta inşaat çöktü diye başlık attığın zaman moralleri bozuluyor arkadaşların. Ki inşaatta çöktüren adınla kalacaksın abi. Adınla kalacaksın. Kayseri Erciyesspor. Bugün o zaman Kayseri Spor'a da başka bir firma isim, forma reklamı versin. Her şeyi versin ama Kayseri Spor'un ismine ve sponsor ismi gelmesin. Erciyesspor ismine gelmesin ya. Verdiği para ne ki? 4 tane futbolcuyu sen piyasaya sürsen, iyi oynasa, o 4 futbolcudan alacağın, sonra transferde alacağın para zaten ona yeter. Onu da boş verdim. Şimdi Kayseri Erciyesspor düşüyor değil mi? Biliyorsun her maçta galibiyet ne? 1 trilyon. 1 trilyon yakın para. Ya 10 tane maç kazanmış olsaydı bugüne kadar 10 trilyon para yapar ve ikinci, yani PTT birinci ligde senin sermayen ya. Hatta geç kalınmış değil. Mersin'i yendin 1 trilyon. 3-4 tane oyuncunun
Maç başıları da biter, bilmem neyi de biter. Gittin ondan sonra İstanbul Başakşehir'i yendik. İçeridekileri söylüyorum. Dışarıda alırsan zaten iyi de. En az 2-3 maç alsaydı düşme potasına girdiğinde 4-5 maç. Gene de kümede kalmasa yani düşmüş olaydı. Ama en azından senin kasanda 5 trilyon nakit para olacaktı. Vallahi Süleyman abi, maç sonrası ben çok gergindim. Arkadaşlar burada benim halimi biliyorlar. Yani Kayseri Spor'un sevinme turları falan diyebilir ama cenaze evinde bir sevinme oldum. Evet. Ben çünkü hakikaten tamam Kayseri Spor'un çıktığına seviniyorum ama diğer taraftan da kan ağlıyorum. Yani bir başka haline. Benzetme cenaze evinde düğün olmaz. Kan ağlıyorum, resmen kan ağlıyorum. Tamam Kayseri Spor'a hayırlı olsun diyorum çünkü o da takip ettiğim. O da bu şehrin takımı, bu şehrimizin takımı, sahiplendiğim takımım. Ama Kayseri Spor'a takımım. Stat'taki tribüne bakıyorum, tribünler boş. Fazla bir kalabalık yok. Ölüm kalım maçı. Ama diyorum ki ya ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Hadi diyelim ki stat'taki tribün olayı pazartesi dedik. Evet. Organizasyon yapmadık. Şu olmadı, bu olmadı. Çünkü Kayseri Spor'un organizasyon yapmadı o gün. Veya televizyonda Galatasaray yani, maçı var. Yani. Her şeyi söyledik. Ama bu futbolcular, insanlar ya birazcık şöyle bir şapkalarını önlerine koyar da ya demezler mi? Allah aşkına ben artık yani çıldıracak durumdayım abi ya. Sokakta görsem herhalde çok ağır ifadeleri kullanırım bazılarına yani. O kadar da yani şeyim, hala sinirim var yani. Ya bir insan sahada bu kadar mı yani aldığı paranın helal ya parayı helal ettirmek istemez mi insan ya? Şimdi sahadaki aldığınız dışında ben ya, bir... Ağır konuşacağım dilime geliyor söyleyemiyorum kusura bakmasınlar yani. Frenleyeyim de saha dışındaki olaya gelelim. Yani biz eski dönemleri anlatınca millet diyecek ki artık o tarihte kaldı. Kalmadı. Bakın insan ilişkileri, futbolcu basın, futbolcu taraftar ilişkileri. Ben iki gün önce Kayseri Lisesi'nin şeyinde, şöleninde diyelim, Küçük Demet'le karşılaştım. Biz diyor karpuz atanından çıkıp esnafın içine giriyorduk. Evet. Gazetecilerle görüşüyorduk. Yani en azından gidiyorduk kapalı çarşıdan alışveriş yapıyorduk. Şimdi ne oldu diyor? Kayseri Spor'da, Kayseri Erciyes Spor'da futbolcuları şehir merkezinde görebiliyor musun diyorlar. Böyle bir kaynaşma olmadığı yerde sen ne yapacaksın? Evet arkadaşlar uyarıyor arkadaşlar da sevgili Süleyman abicim ya kısa bir reklam arası diyoruz sevgili izleyenler. Reklamlardan sonrasında ise yine yorumlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Emlak'tan akıllı harita. Hürriyetemlak.com'a girin, aradığınız ev nereye ne kadar yakın akıllı harita özelliğiyle bulun. Bellona'dan rüya gibi kampanya. Şimdi evini birbirinden şık, estetik ve kullanışlı Bellona'larla döşeyenlere Twinjoy baza ve full ortopedik no stres yatak hediye. Gelin bu baharı siz de yepyeni karşılayın. Üstelik bonusa özel peşin fiyatına 9 taksit imkanıyla. İyi ki ona rastladım. Haydi Kayseri, vakit tamam. Bağımsız diyordun. Ne zaman diyordun? İşte bağımsız. Bağımsız adayınız. Bağımsız, bağlantısız, tam bağımsız. Muhammed Emin Karapaça. Kayseri'nin doğusunda yepyeni bir ticaret merkezi doğuyor. Tekstil Kent, tekstilcileri buluşturuyor. Kalitenin uygun fiyatlarla sunulduğu Tekstil Kent'te toptan satışlar başladı. İlimizin güzide firmalarından Irk Tekstil, Mermertaş Tekstil ve Selvi Tekstil'in Tekstil Kent mağazalarından satışa başladıklarını tüm Orta Anadolu'ya duyurur. İlimiz tekstilcilerinin bir an evvel Tekstil Kent'te yerlerini almalarını öneririz. Tekstil Kent, eski çevre yolu üzeri Galericiler sitesi karşısında.
Mondi'den %50'ye varan indirimler ve tüm Vestel markalı ürünlerde geçerli 1200 lira değerinde Vestel hediye çekiyle salonunu Mondi'le, yatak odanı Mondi'le, yemek odanı Mondi'le. Bonusa özel fırsatlarla. Evi Mondi'le, hayatı yenile. Her düğünün anlatacak bir hikayesi vardır. Mutluluklarla dolu düğün gününüzün size özel hikayesini fotoğraflarla yazıyoruz. Yalnızca anlar değil, sizin için hazırlanan tüm ayrıntılar, yüzük, çiçek, araba, daveti gibi aksesuar ve mekanları yaratıcı detaylarla fotoğraflıyoruz. En mutlu gününüzde sıra dışı ve özel bakış için Foto Mustafa 0352 222 3003. İpek Diamond konutları, konforun ve lüksün her metrekareye sindiği elit bir proje. 4+1 olarak tasarlanan konutlar, 240 ve 280 metrekare büyüklükleriyle geniş düşünenleri oldukça memnun edecek. İpek Diamond, zengin sosyal yaşamıyla da eğlencenin ve keyfin cazibe merkezi olacak. Cadde üstü mağazalarında ihtiyaçlarınızı karşılarken, kafeler, restoranlar, çeşitli dinlence ve eğlence alanlarında gününüzün nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Yeşil alanları, yürüyüş yolları, basketbol sahaları, fitness salonu ve tertemiz havasıyla sağlıklı bir hayatın anahtarlarını sunuyor. Çocuklara ayrı bir önem verilen İpek Diamond'da, kapalı ve açık oyun alanlarında çocuklarınız oyunun ve eğlencenin tadını doyasıya çıkaracaklar. Yaşadığınız yerin prestijiniz olmasını istiyorsanız İpek Diamond'ı mutlaka görmelisiniz. İpek Diamond, hayat boyu hayat dolu. Konut sektörünün Kayseri'de parlayan yıldızı. AVD İnşaat. Kuracağınız yuvalara ömür boyu mutluluk getiren ürünlerin mimarı AVD İnşaat, geniş otoparkıyla, çevre düzenlemesiyle ve çocuk oyun alanlarıyla mutluluğa açılan kapınız. Farkı fark edeceksiniz. Konforu ihtişamla birleştirip tamamladığımız 3+1 örnek dairelerimizi görmeniz için sizleri ofisimize bekliyoruz. Yoğun ilginize teşekkürler. Mutlu yuvanızın anahtarı AVD İnşaat, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Şenköşe Caddesi, numara 163, Sağlık Ocağı karşısı, Melik Gazi, Kayseri'de. Ayten, sevgilim, sensiz bu ev, bu şehir sensiz. O çok beğenerek aldığımız koltuk takımları sessiz. Tabaklar öksüz, büfeler ıssız, odalar ışığından yoksun çünkü sen yoksun. Neredesin Ayten? Bak, evladımız nasıl da hevessiz. Mutluluğumuz geçiyor gözlerimin önünden. Sanki demin burada gibi. Açılsın şu kapılar, getirsin seni bize, evimize, yuvamıza. Aa, 2 dakika evden çıktım, dağılmışsınız. Anne! Evi ev yapan, yuvaya sevgi katan, yaptığımız her şeyi değerli kılan sizsiniz. Yeni koleksiyonumuz size armağan olsun, her gününüz sevgi dolsun. Her ev güzel istikballe. Ile göz alıyor ve işte şimdi karşınızda yepyeni ambalajıyla. Sevdiğim tat, ooo bildiğim tat, ooo Meysu meyve suyu. 70'ten günümüze Meysu şimdi yeni ambalajında. Sevgili izleyenler, kısa reklam arasını izledik. Kısa reklam arası derken aslında maçta yaşananları bilemiyorum, nasıl anlatsam yani. Şimdi ben maçı televizyondan izledim. İlk defa Erciyesspor maçına bu sezon ilk defa gitmedim. Ben telefon açtım, neresin Süleyman abi diye sordum sana. Evden, çünkü karşılıklı pozisyonlarda göreyim dedim. Hı hı. O yenilen gollerdeki hatalar, hele en son goldeki hata. Yani şimdi biz eğer o galeciyle PTT 1. Lig'e devam edeceksek. Allah aşkına ya, ben buradan sormak istiyorum ya. Bu Zülküf'ü nereden buldun bunlar? Zülküf
ikinci bir, üçüncü bir kaleci olma şansı olur. Üçüncü kaleci. Şimdi madem Zülküf'ü tutacak, getiriyorsun. Atilla'nın ne suçu vardı? Niye gönderdin? Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi abi? Ben Zülküf falan hiç beş para ben koymam kaleye. Onun kusura bakmasın bakın. Yani Zülküf kusura bakmasın onun ama. Onun kardeşleri daha de... Daha şu an çok hatalı. Bak, bu ligde olmaz yani. Olmaz. PTT... Biliyorum 10 kardeşleri, onda futbolcu. Futbolcu ama... Şehmuz'un kardeşleri. Şey, yani tanıyorum, bunlar tanıyorum. İş olmazsa belli bir şeyi var, isimleri var. Zülküf. Yani bence diyorum ki Kayseri Erciyesspor başta kaleci alırken... Bakın şimdi Kayseri Spor'a getireceğim gene örneğe. Şey gitti, dün Manisa'da oynuyordu Umut Kaya değil mi? Onu gönderdik ama yerine iki tane ne yaptın? Bir Azeri kaleci aldın, arkasından Eskişehir'den Kayacan aldın. Demek ki bu işi bilen adamların kulübün başında olması gerekiyor. Bu iki kaleciyi getiriyorsan, yani bu Zülküf'ü getirenlere ben ne diyeyim? Valla kim tavsiye etti, kim aldırdı? Ekrem Pürdü herhalde değil mi? Pürler miydi? He işte onu diyor. Ya, Etem Pürger. Kim, yani kim aldırdı, kim getirdi? Anlamıyor, öğrenemedim. Hayır, madem oynardın nereye kadar? Ben kendi açımdan söyleyeyim. Ne Serdar Güller alırdım, ne Barış Şimşek alırdım. Bakın ben söyleyeyim. Biraz sonrasında Kayseri Spor'da bazı isimleri söyleyeceğim ben. Ya bunları almazdım ben. Benim geçen sezonki kadroma baktığımda benim geçen sezonki kadroma yapacağım 3-4 tane takviyedir ha. Fazla değildir. Hesapladım ben geçen gün. Yanlışım varsa Erciyes Spor yöneticileri desinler ki ya ertesi hafta düzelteyim yani. Söylesinler de. Evet. 17-18 tane futbolcu almış Kayseri Erciyes Spor sezon başından bu yana. Bir takım yeniden dizmişiz ya biz. Biz bir takım yeniden dizmişiz. Evet. Kim ki istedi bunları? Hoca istedi. Yönetim başkan istedi. Şu oldu, bu oldu. Bak, hayır. Olamaz. Bu ne önüne getiriyor musun? Bundan 3 sene önce hatırlarsın Buca Spor 1. Süper Lig'e çıktığında 15-16 tane oyuncu aldı. Bülent. Bülent. Asker Bülent. Asker geldi. Arkasından o gitti. Samet Aybaba geldi. Bir 10-15 tane daha alındı. Daha çıkamıyor işte. Ne oldu? O sene düştü. İşte Buca çıkamıyor hala. Ve çıkamaz bu sene de. Şansını yine kaybetti. Dün Manisa Spor'la 88'de golü yedi. 1-1 kaldı. Orada Manisa Spor biraz da elini rahatlattı. Buca Spor bu hafta nereye gidecek? Samsun'a gidecek. Yani. Vallahi bilmiyorum. Yani Süleyman abi ne söylesem, ne anlatsam bilemiyorum. Biz bunları daha önce de söylerken, ya bunlar siz eyyamcılık yapıyorsunuz, ya karamsarsınız diyorlardı. Biz anlatıyorduk yani. Bu böyle olmaz. Şimdi Cenk Ahmet olmadıktan sonra hale bak. Öyle bir oyuncu al, olmasın. İlhan gitti. Ya bunlar yerine oyuncu al veya bir şey yap. Ya kadro dışı bırakırken... Bakın defans, sözünü kesiyorum. Yol kesen adı oldu. Yani evet, Ergen'e... Halaç pamuğu gibi defans. O kale alanında, o ceza sahasında yenen gollerin zaten hem kaleci hatası var, benim şahsi görüşüm, hem defansın hatası. Başta defansın hatası var. Adam geliyor, 21 numarası rakibin, zam diye ceza çekiyor. 21 deyince dur. Ya. Bak, dur abiciğim, dur. 21 deyince Burhan. Burhan'ı yıllardır Kayseri Spor'a söyledik. Evet. En belalı oyuncularımızdan biri Burhan'dır. Kayseri Spor'a, Verce Spor'a sürekli gol atar ve atır. Onun tutamazsan, zaten 21'i tutma, bitti. Ege bölgesinden gelen topçular genelde öyle oluyor. Yani ben o arkadaşı senelerde takip ederim. Akhisar'daki Bilal Kısa. Dahil olmak üzere. O tam Malatya zamanından Hikmet Karaman'ın Kayseri Spor'u alayım dediği. Şimdi sen Bilal Burhan Eşer'i eğer kontrol edemiyorsan bence Şeşu oradaki Atıf Şeşu falan geçti. Önemli değil. Burhan hem orta saha hem forvette ve canımızı yakar dedim. Ben maçı seyretseydim orada tribünlerde size şu ünbire dikkat edin diyecektim. Ama ben televizyon karşısında dedim ama ben duydum sadece. Evet. Evet, Erciyes Spor için sevgili izleyenler, söylenecek çok şey var. Hakikaten çok şey var ama herhalde bir iki hafta daha geçmesi gerekiyor. Bir iki hafta sonrasında artık her şeyin hani derler ya, insanların tıraşları gözümün önüne dökülür. Herhalde gözümüz önüne döküldüğünde ne yapacağımız herhalde o zaman karar veririz diye söyleyecektir yönetim. Ziyer'in açıklamaları da var. Arkadaşlar tabii ki haberlerde izlettiği için de ben fazla bir şey söylemiyorum. Çünkü fazla bir şey söyleyecek durumda değil zaten kendisi. Sadece sorunuz var mı diye arkadaşlarımıza yöneltiyor ama ben biraz geç kaldığım için o mikrofonda soru bölümüne yetişemedim işin gerçi. Aslında orada başkan hala mı bekleyeceğiz? Yani bir düşünceniz var mı diye de sormak istiyordum ben kendisine. Ama tabii ki inşallah ilerleyen haftalarda bunun cevabını kendisinden bizzat alır, sizlere aktarmaya çalışırız. Gönül ister ki Kayseri Erciyesspor bir mucize olsun, ligde kalmayı başarsın. Hakikaten çok uğraş verilen takımlardan bir tanesi. Dün Sivas'ta bir gazeteci arkadaşımızla bu konuları konuşuyoruz. Seversiniz veyahut da sevmezsiniz bu yorumlar ama anlatmak istiyorum ben bu konuda.
Ya Kayseri Erciyespor niye böyle oldu dedi maç bittikten sonrasında. Sen de gördün ya, sizin Sivas'ta bir beş şey yok dedim. Bir beş kuruşluk bir oyun yok işin gerçeği dedim. Sen de gördün değil mi dedim. Ya biz biliyoruz zaten bizim takımımız da dedim. Kayseri Erciyespor niye böyle dedi yani. Biz vallahi bilmiyorum, Kayseri Spor şey çıktı seviniyorlar falan dedim. Kayseri Erciyespor'un durumu bu şekilde. Allah seni inandırsın dedi, bakın Sivas'a gel dedi. Sivas'a ya Anadolu birçok yerine gitsen bile dedi. Kayseri Erciyespor'un bir sempatikliği var biliyor musun? Evet. Sivas'taki bizim dedi halkımız içerisinde dedi Kayseri Spor mu Kayseri Erciyespor mu dersen dedi bağrına basılan takım Kayseri Erciyespor'dur dedi. Bunu Sivas'taki arkadaşım söylüyor. Mekke'deki arkadaşım söylüyor. Doğru söylüyorsun ama dedim yani Sivas'ta bu düşünce, diğer Konya'da bu düşünce, Adana'da bu düşünce olsa dedim Kayseri'de Kayseri Erciyespor cephesinde dedim. Ya anlamıyorum işte yani takımın bu hallere gelmesinde nasıl aşılacak bilemiyorum dedim. Yani biz ne kadar söylesek de bazen dilimize tüy bitse de bazı şeyler yerine gelmiyor dedim. Evet. Bunu dedim artık yöneticiler, başkanlar, onursal başkanlar onlar ayarlamasını yapacaklar. Bizim belirli bir noktaya kadar ikazımız, uyarımız olsa da sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Buyur dedim. Eğer biz bugünkü maçı kaybetseydik ne olurdu biliyor musun dedi. Ne olur dedim. Biz bütün her kurum yönetici ve başkanları ve vali dahil olmak üzere dedi. Ertesi gün dedi yani pazartesi, salı günden yani bugünden için, bugün akşamdan için söylüyorum. Bugün akşam yani salı akşamı dedi kulüp tesislerinde bir toplantı yapılırdı. Acil kritik değerlendirme toplantısı. Fenerbahçe'yi amana yenmek zorundayız. Ne yapmalıyız? Futbolcuları nasıl yapmalıyız diye herkes orada olur dedi. Ya eskiden bize de birazcık vardı ama dedim yok yok dedi. Kayseri bazı şeylere doymuş artık evet, dedi. Doğru söylüyor. Kayseri'nin de doymuş. Sivas'ın dedi bir tek şu anda dedi sosyal olay varsa sevdiği, paylaştığı Sivas Spor'dur. Herkes orada olur ama Kayseri'ye baktığımda Kayseri doymuş bu iş arkadaş dedi. Kayseri değişmiş dedi. Bu yorumlar Sivas'tan gelen bir gazeteci arkadaşımın söylemleri. Şimdi artık sezon bitiyor. Yapacağı tek şey yine hep geleneksel, bazen de espriyle karşı olağanüstü genel kurul. Bazen de espri yapıyorlar ya işte CHP'ye geçtik olağanüstü genel kurulda filan. Yapacaklar. Ve ondan sonra gelecek sezonu planlaması. Demin aklımdan kaçtı. Şimdi geçen hafta Gençler Birliği Gaziantep Spor'u deplasmanda yendi. Gençler Birliği'nin düşme derdi var mı? Yok. Gaziantep'in yok. Niye oynadı Gençler Birliği? 1 trilyon için. Tabii canım, iyi para. Yani İlhan Cavcav parayı işte, 1 trilyonu düşünen adam. Kayserili adam yani. İşte onu diyorum. Bu adam düşünüyor da ya şu maçı kazan 1 trilyon. Maç başı da ver, başka harcama da yap ama kazanmak lazım abi. Yani kötü de oyna kazan. Yani sen iyi oynayıp kazansan sana puan kaybetsen sana puan mı veriyorlar? İyi oynayıp kötü oynayıp. Keşke dün kötü oynasalardı da 1-0 yenselerdi bu gelecek için de umutlu konuşurdun en azından. Yani. 1 trilyon da kazandı olurdu. Şimdi ne para var, ne puan var ve karamsarlık var. Yani şu anda bir yönde biraz ağır ol ama cenazevi gibi. Acıları azaldıktan sonra evet. Düşünürler. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum Süleyman abi. Şimdi ben bu örnekle verdim. İnşallah bir mucize olur. Önümden geçen bu. Bir mucizenin olması Kayseri Erciyespor Lig'de kalmasın. Evet. Bu benim bir inşallah dememle, benim elimi açıp dua etmemle yetecekse ben sabah akşam her gün dua hatta ederim. Ben her bazen dakika dua espri ederim. Yapardım. Eğer gerekiyorsa ben gideyim yan toplara kafa vurayım. Yani sıkıntı yok ama buna birazcık da saha içerisindeki o futbolcuların da inanması gerekiyor. Onlar aldıkları parayı helal etmiyorlar kendilerine. Ben bunu söyleyebilirim. İnanan varsa içinde, inanan Müslüman olup da hani hakka, harama, helale kul hakkı düşünen de kul hakkı buna inanan varsa onlar o parayı helal etmiyorlar kendilerine. Ben bu kadar söyleyeyim kendilerine. Yani diğerleri tabii ki inanır inanmaz ayrı ama onlarda da gurur, insan azıcık gurur olur diyorum ya. Ya şu maçı kazanayım ama şu insanların yüzüne bakıyorum derim yani. Basayım, mücadele edeyim derim ben. Ama sağdaki insanlar kusura bakmasınlar. Ben dün göremedim. Ya da bir şey diyeyim yani at sahibine göre kişiler diye bir söz var. Yani bu da biraz yanlış olmaz ama. Vallahi bilemiyorum abi ben sahibim. Demek ki yönetende bakacaksın. Çok yani içim kanalıyor resmen. Hakikaten çok ama üzülüyorum. Ama o lafı söyleme biliyorsun yıllar önce bir belediye başkanımız söyledi içimiz kanalıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Düşmesi çok kötü olur. Neden diyeceksiniz? Bakın Kayseri Erciyespor'un düşmesi demek. Hemen buradan bir parantez açayım. Kayseri Spor Antalya Spor maçı sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in bir sözü var. Benim de çok desteklediğim ve sevdiğim bir söz. Diyor ki her ne kadar diğer kulüpler alınacak gibi de olsa da bu bir gerçektir ama.
Bunu da o yüzden söylüyorum. Her şehrin diyor futbol kulübü şehrin markalaşması çok önemlidir diyor. Evet. Bu çok doğru bir sözdür. Eğer şehrimize Kayseri Spor, Kayseri Erciye Spor diyorsak gittiğinizde bu siyaset toplantısına da gittiğinizde masada konuşulan bir konudur. Ticaret toplantısına da gittiğinizde masada konuşulan bir konudur. Kültür aktivitesine gittiğinizde de konuşulan bir konudur. Turistik geziye gitseniz bile konuşulan bir konudur. Ya sizin takım ne yapıyor? Kimi alıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Yolu nasıl? Kayseri Spor veya Kayseri Erciye Spor için. Çünkü o insanlar da futbolla ilgilenmiyorum, ben futbolu sevmiyorum diyen insan bile uzaktan bile ha doğru kulağımın aşina der. Bilgi söyler, bilgi derken paylaşır, fikrini, düşüncesini paylaşır. Bu yüzden bu söz benim için çok doğru. Şimdi bugüne gelen bir gerçek daha var. Bu şehre iki takım fazla sözler hep söylendi ya son iki yıldır. Daha önce söyleniyordu. Evet. Biz onları haklı çıkarttık. Bu gidişatla yani. O insanları haklı çıkarttınız. Niye? Ya bu şehre iki takım değil, üç takım da olur. Ama yeter ki iyi yönetim, iyi yönetici. Yönetim çok güzel. Yani yönetici, idareci ayrı şey. Bak ben idareci lafını sevmem. İdareci idare etmekten. Evet, ama yönetici evet. Yönetmekten geçer. İyi yöneticiler. İyi futbolcu bulur, iyi teknik adam bulur ve sonucu da iyi olur. Sevgili izleyenler ben fazla bir şey söylemeyeceğim. Ben yine her zaman olduğu gibi söylüyorum ki kendisi düşüneceğim yani. Eğer bu ligden düşme konusunda kafalarda bir şeyler varsa, düşüldü diye düşünülüyorsak ki. Teknik direktör konusunda Fatih Tekke'nin ne kadarı ben her zaman için söylüyorum. Kayseri'deki isimden yanayım. Mustafa Uğur diyorum ben şu anda çünkü neden? Bu şehirde iki takımı da aynı ard arda şampiyon yapan bir takımdan bahsediyorum. Teknik adamdan bahsediyorum. Aynı zamanda Süper Lig'de Erciyespor oynadığı o senede ilk 10'da bitiren bir teknik adamdan bahsediyorum. Yani tecrübesi konusunda gördüğüm kadar bir sıkıntısı olmayan bir isimden bahsediyorum. Ha bu isim Mehmet Bulut da olur. Osman Yozgat da olur. Mustafa Çapanoğlu olur. Olur da olur. Alaaddin Demirözü de olur. Alaaddin Demirözü de olur ama Mustafa Şimşek Özkeş de olur. Niye olmasın? Yani, Cüneyt Dumlu'nun falan hesabı. Bunu Kayseri'deki isimler lütfen ama lütfen gerek yönetimi gerekse üst onursal başkanlık konumu dediğimiz isimler otursunlar bir düşünsünler. Bu söylerimi düşünsünler. Geçmişte yaşanan olaylar konusunda hiç kimse yargılamasın. Şimdi, herkesin mutlaka bir hatası vardır ve bir ufak payı vardır bu olayda. Onursal başkan dedikten sonra İki onursal başkanı teraziye koyuyorum. Yani Memduh Büyükkılıç bu takımı çok kıt imkanlarla iki kere diyen Süper Lig'e çıkartan işte bu başkanlara ve mütevazi. Şimdi bir tarafta da tam tersi bir onursal başkan var ki o da bu işleri seven, reklamı iyi yapan ve reklam için her türlü kolaylığı ve güzelliği sahaya yansıtan bir isim. Şimdi arada çok büyük denge var. Ya dengesizlik var daha doğrusu. Biri maç öncesi yemek verdiriyorlar mesela Kayserispor'da. Diğer tarafta da aklına düşünce bir buluşma. Kayserispor'un oyuncuları birbirlerine kenetlenmiş. Biz bu işi başaracağız. Senin dediğine katılıyorum. Erciyesspor'da oyuncular, teknik adam birbirine kenetlenmemiş. Uzak dünyaların insanları gibi sanki biz buraya geldik. Hani çocuklar var ya okul bitse de gitsek. İşte tatil olsa da gitsek. Evet, bunlar evet. Da oraya gelmişler 3-5 kuruş paralarını almışlar. 3-5 kuruş dediğinizi hesaba vurursak bugün asgari ücretle çalışanların neler aldığını, fazlasını aldığını biliyoruz da. Bence Kayseri Erciyesspor'un tek yanlışı, daha doğrusu tek adamlı dönemin bir an önce bitmesi, hani iki başkan falan olmasın. Ya onursal başkan masaya vuracak, devamı gelecek ya kulüp başkanı masaya vuracak, devamı gelecek. Ben fazla bir şey söylemiyorum Süleyman abi. Kayseri Spor'a geçelim artık. Söyleyene söyle dilimizde tüy bitti derler. Yeter artık. Kayseri Spor'a geçelim artık. Kayseri Spor'la ilgili konuşacaklarımızı konuşalım. Sevgili izleyenler Kayseri Spor diyoruz. Artık Erciyes Spor'da birazcık nefeslenelim. Yoksa daha uçurumlar açılacak. O yüzden fazla bir şey söylemeyeceğim. Kayseri Spor kendi sahasından Antalya Spor'u konuk etti sevgili izleyenler. Ligin güçlü ekiplerinden birisi olan Antalya Spor'u karşısında oynamış olduğu oyuna baktığımızda zorlu bir mücadele ve 0-0'lık sahadan 1 puanla razı olan bir ekibi karşımıza bulduk. 63 puanla şu anda ligde yoluna devam eden bir Kayseri Spor var. Nitekim şöyle baktığınızda tesadüftür ki belki Süper Lig'deki temsilciler de birinci de puanı 64. Başa baş giden bir fikstür var diyebilirim aslında puan konusunda. Şimdi biliyorsun liglerde şampiyon olacaksan her maçı 2 puan sayacaksın. Yani. Şimdi ne olur? 31 maç oynamışsın. 62 gitmesi lazım. Kayserispor 1 puan önde. Evet. Bu yüzden de Kayserispor'un tabii ki Antalyaspor maçı sonrasında belki bir kutlama olabilir mi derken galibiyeti sonrasında aslında kutlama bekleniyordu ama galibiyet olmayınca buruk bir sevinç oldu.
Nitekim bu kutlama dün akşam yaşandı. Dün akşam derken de Adana Demirspor rakibin yani puan kaybetmesi bizi bir nevi olsa Süper Lig adımızı yazdıran unsur oldu. Biz bunu kutladık diyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Çünkü ne diyeceksiniz? Kayseri Meydanı'ndan tamam. Kayseri Spor'a gönül verenler bayraklarını aldılar, araçlarla dolaştılar, sevgi tezahüratlarını yaptılar ki canı gönülden destekliyoruz. Onların sonuna kadar bu hakları paşa paşa da sevmesine biz de seviniyoruz zaten çıktığı için. Ha, bir taraftan üzülüyoruz diyoruz. Süper Lig'den Erciyes Spor'un düşme potasında olması bizi üzüyor. Aldığı sonuçları bizi üzüyor ama bu taraftan da Kayseri Spor'u ya Rabbi çok şükür. Yani bir kez daha Kayseri Spor'a Süper Lig'i gösterdin. Kulaklar açınlasın. Sevgili Dursun burada yorum yaparken şunu söylemiştim. İstanbul Başakşehir gibi. Yani Büyükşehir Belediye biliyorsunuz. Biz bir arkadaşa baktık çıkıyorduk. Kayseri Spor da öyle yaptı. PTT 1. Lig'de bir arkadaşına baktı. Tekrardan geri bulunduğu yere döndü. Yani Süper Lig'e döndü. Allah bize o günleri gösterdi. Ne mutlu ki uzun yıllarda burada mücadele etmesini istiyoruz. Ama Antalya maçı derken Antalya maçıyla ilgili ben yorumları sana bırakayım abi. Şimdi Antalya maçından önce biz bayağı bir puan farkıyla önde gidiyorduk. 3 haftaya kadar sonra evet. Yani önceki 3 hafta. Sonra ne yaptık? 2 hafta üst üste deplasman. Osmanlı beraberlik çok iyi. Cebe koydu. Arkasından Adana. O gün Adana'yı yenseydin Antalya Spor maçı daha değişik olacaktı. Hadi onu da geçtik. Oradan da geldik burada Antalya. 3 haftada 6 puan kaybettik. Ve bu eğer puan farkın olmasaydı bu ne demekti biliyor musun? Süper Lig'e çıkışını son Şanlıurfa maçına kadar bırakacaksın demekti. Ki nitekim bir Samsun Spor çıktı dün. Samsun'a bir Samsun Spor Kayseri Spor'a bir kıyak yaptı. Ha, o da ama kendine, o da ilk altıya uğraşıyor. İşte ama uğraşmayabilirdi. 3 puanı silindi. Silinmeseydi daha tabii, tabii, şey yapacaktı. Tabii, tabii. Bence Kayseri Spor o 6 puanın hesabını yapıyordur mutlaka. Ki Antalya maçında alınacak galibiyet bile Samsun'a gerek bırakmayacaktı. Yani ben sana şunu söyleyeyim Süleyman abi. Samsun'un daha hala şansı var biliyor musun? Var canım. Niye biliyor musun? Bu hafta Şanlıurfa ile Alanya birbirini mutlaka parçalamak zorunda. Evet. Yani tabir biraz kaba oluyor ama biz futbolda kullandığımız tabiri söyleyeyim sevgili izleyenler. Parçalamak zorunda. Niye? Evet. Çünkü hangisi kazanırsa ilk altta o kalacak. Fakat burada bir takımın hakkını vermek lazım. Bugün ligde ikinci yarının lideri kim biliyor musun? Altınordu. Evet. Ve Altınordu son haftalarda kazanmaya devam ediyor. 47 puanı var. Bir de bunun yani yabancı oyuncusu da yok fazla bildiğim kadarıyla. Çoğunluğu yerli oyuncularla yani bu takımı bir kere kutlamak lazım. Yani burada bizim ne tanıdığımız olur ne bir şeyimiz olur. Yani. Böyle takım da lazım. Şimdi Kayseri Spor eğer 3 maçta kaybetmeseydi hatta Adana Demirspor Manisa'ya yenilmeseydi geçen hafta bir hafta önce durumlar böyle bir hesap yapamayacaktık. Yani sadece Samsun Spor beraberliği değil Adana Demirspor'u yıkan. Ben çarşamba günü Adana'daydım. Adana Spor maçı için geçen hafta. Adana Demirspor'lar orada Adana Spor işte oynuyor ya bayağı hareketli. Ya niye oynuyorsunuz? 10 puan fark var işte niye mücadele ediyorsunuz diye. Kayseri Spor'lara kızıyorlar. Bu gazetecileri de taraftarları da. Şimdi 10 puanın 3 puanlı sistemde ne hale geldiğini gördük. Ben 3 haftada 6 puan kaybettim. Tabii canım. Eğer 10 puanım olmasaydı bugün bu hale gelir miydin? Hayır. Demek ki bir puanın bile çok önemli var. Fakat Adana Demirspor nerede yanlış yaptı? 2 hafta önce Sayın Ünal Karaman'ın sizler bu işi bilirsiniz diye Osmanlı'ya saldırılama yaptı biliyorsun. Masaya vurdu evet. Masalara vurdu. Evet. Ben dedim acaba kendi gazetecilerine mi bunu söylüyor falan derken. Resmen gönderme yaptı. İşte o gün Adana'daki gazetecilere sordum. Yok dedi. Bu işi bilir. Hatta bizim şeyi de alet ettiler. Ben onu gazeteye getirecektim. Ben de getirdim. Bekir Yıldız açıklama yapmıştı şeyden sonra sözde. Öyle bir açıklama yaptı mı? İşte şey Demirören'le ilgili yapmadı. Neyle ilgili yapmış acaba? Şey, Demirören gittiğinde işte Adana demiş, Adana'da hak ediyor. Birinci ligi, Süper Ligi falan diye açıklamalar yapmış ya. Hiç gezmeye bilmiyorum gittiğinde. Bilmiyorum, haberim yok. Ona başkaları açıklama yaptı. Yani o konuda başkaları açıklama yaptıydı. Kesinlikle Bekir Yıldız'dan böyle onu şey yapıp haddinizi bilin diye Adana'da başlıklar atılmış. Kayseri Spor'da içine almışlar. Sonra anlamışlar ki Kayseri Spor değil bunu yapan Osmanlı ve diğer takımlar. Yani öyle bir şartlanmış ki Adana seyircisi o hocanın da masalar işte bir puanın bile hakkı şey var bir bilmem ne işte hakkı var helal falan. Haram evet. Çok serzenişli. O masaya yumruğu vurduğunda ne oldu? Aynısı Osman Özköylü gibi oldu. Federasyona sallarsan federasyonda sallar. Sallar. O yüzden yani sarsar daha doğrusu sallar derken. Bence orada Adana yanlış yaptı. Ha bundan sonra ne yapar? Bu hafta biliyorsun Türkiye'nin kalbi cumartesi oynanacak değil mi?
Valla evet, cumartesi oynuyor. O maç şöyle söyleyeyim abi, herkes tarafından izlenecek bir kere, bunu söyleyeyim. Evet. Bu gözlemcisi, MHK'si, şunu bunu, herkes tarafından. Hayır, buna 3 tane gözlemci verecekler mecbur. O maçta hata yapan hakem olur mu diye düşünüyorum, yapmaması gerekiyor. O maçın hakemi... Bakın niye bunu söylüyorum? Osmanlı Spor Kulübü doğrudur. Federasyon tarafından mıdır? Evet, yayıncı kuruluş tarafından mıdır? Bilmem nedir falan, kullanıyor mu? Kullanıyor deniyor. Son haftadaki maçlarına bakıldığında, Kayseri Spor maçına gelene kadar ki bana gelen bilgiler bu şekildeydi. Ya 8 ya 10 maç oynamıştır ve hepsinde penaltı kullanmıştır. 2 golü daha önceki hafta, 2 golü penaltı. Yani haklı mıdır haksız mıdır bilemiyorum. Ben maçtan tam izlemediğim için söylüyorum. Nasıl olmuştu bilemiyorum ama anlatılanlar, yorumlar hepsinin de yanlış bir şekilde karar veriyor. Ve bir de üstüne üstlük Osmanlı maçında Kayseri Spor'un %500'lük penaltısı çalınmıyor. Ya, Osmanlı'nın bu haftaki ben maçına birazcık baktım nasıl derken, rakip kırmızı kart gördü. Evet. Sonrasında goller falan oldu. Şimdi futboldan bir kere insanlar ellerini çekmek zorundalar. Hangileri biliyor musun? O kirli ellerini çekmek zorundalar. Bunu bir türlü göremiyoruz. Bakın bu memlekette 3 Temmuz olayları yaşandı 2011'de. Evet. Şike olayları yaşandı. Niye yaşandı bunlar biliyor musunuz? Artık öyle bir yere geldi ki insanlar, ya dediler, yaşanan olaylara baktığınızda ya gözümüzün önünde baka baka insanlar bize yalan söylüyorlar, sahtekarlık yapıyorlar diye. Ve bu olaylar yüzünden Türk futbol severi futboldan soğudu. İşte tribündeki yokluklar var ya, hepsi oradan geliyor. Yoksa futbolu sevmeyen mi var? Şimdi Yıldırım Demirören'i seversiniz, sevmezsiniz. Kulüpler eğer seçtiyse herkesin o kulüplere saygı, seçtiği insana saygı duyması gerekir. Ben severim, sevmem. Zaman zaman eleştirir, eleştirmem. Ama zaman zaman da yapıyoruz bu eleştirilerimizi, yorumlarımızı yapıyoruz. Doğrudur. Ama eğer başkan olarak seçiyorsanız herkes koyacak. Ha, kirli eller dediğimiz olay. Bakın nedir? Ya kardeşim, siyaseti sokmayın şu işe. Tamam olsun. Oğlu onunla şenliklensin ama müdahillik konusunda çekin lütfen. Müdahil olmak isteyenleri geriye çekin. Niye? Saha içerisinde insanlar nezik bir şekilde oynasınlar. Atan, atamayan, atan galip gelsin. Ha, şeyi hatırladım. Kayserispor'un bu konuyla ilgili açıklamasında Enerji Bakanı açıklama yaptıydı yani. Hatta o da biraz yumuşattı. O sadece Adana Demirspor değil, Adana ilini kastetti demek istedi. Yani o da yumuşattı. Böyle bir açıklama yok. Adana'da gazeteler bunu yazıyor. Yani Kayserispor. Ya işte bakın, o zaman ne oluyor? Ya bunlar böyle söyledi. Yok, bu şehir böyle yapıyordu. Ondan sonrasında birbirlerine bir kin güdme. Evet. Bir ne bileyim işte içten içe bilinçaltında bir şeye besliyorsunuz. Kötüleme besliyorsunuz. Ya hala insanlar, ya bu spor ya. Kazanan olacak, kaybeden olacak. Yeter ki saha içerisindeki o hakemler iyi kararlar, doğru kararlar, düzgün kararlar versinler. Hiç kimseyi rahatsız etmesinler. Şimdi kazanma lafı söyledi ya, ben aklıma bir şey geldi. Bundan bir yıl önce... Son haftalarda hangi Kayserispor kimle oynadı? Rize'ye yenildi. Ne? Rize Spor maçından sonraki olayları yapan arkadaşlar bugün niye Kayserispor'un yanında? Ya düşmek de var, evet, çıkmak da var. Yani o günkü şartları ben bizzat yaşadığım için, diyor ya gazeteci arkadaşlarımız, televizyoncular darbe aldı. Ben olayı önce sezdiğim için oradan uzaklaştım. Onu yapan taraftarlar, eğer aksi bir olay olsaydı, bak ben size şunu söyleyeyim. Yani bu tahmin. Antalya'ya yenildi. Arkasından gittin. Bu hafta kime gidiyorsun? Elazığ'a. Elazığ'a yenildin. Geldin karşı yakın maçında aynı tabloyu yaşatırlar mıydı, yaşatmazlar mıydı? Ki iddia bitseydi. Yani iddia bitseydi. Çünkü ben zaten... o taraftar grubunun hatta o şeyle ilgili Haseki Başkan gezerken Recep Mamur istemiyoruz sloganları bile bence çok yanlış. Demin dedin ya, Recep Mamur seversin sevmesin. Valla ona geleceğim. Biraz sonrasında ona anlayacağım. Çünkü, ne olduğunu ben de pek anlayamadım. İşte ona gel ki, çünkü gerçekten önemli bir olay yani. Şimdi yani kısacası Kayseri Spor çıktı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Süper Lig'e. Bunu tabii ki şampiyonlukla taşlandırabilirse ne mutlu bize. O kupayla birlikte Türkiye Kupası'na olup gezemedik ama biz inşallah o kupayla beraber hem Türkiye Kupası'nı yanına koyarak şehirde bir tur atarız. Şimdi sevindiriz. Bir de şunun artısı var. Çıktığı zaman alacağı para var. Tabii. Ayak bastı parası tabiri. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bugün 10 trilyonsa 10 trilyon. Yani yaklaşık 20 trilyon gibi bir paradan ifade ediliyor. Bakalım nasıl olacak, biz de bekliyoruz, merakla bekliyoruz. Şimdi Kayserispor'un bu haftaki rakibi tabii ki baktığımızda sevgili Elazığ Spor. Daha doğrusu Elazığ'a gidiyor. Evet. Maçı cumartesi günü saat 14'te oynanacak için gündüz maçı olacak. Orada kalan sonuçtan sonrasında haftaya karşı yakayla maç günü belli değil ama büyük ihtimalle bir
ek bir güne koyacaklar. Çünkü Kayseri Erciyesspor da burada biliyorsunuz ki maçını yapacak. Aynı evet. gün, aynı hafta düzeltiyorum. Bu yüzden bakalım biz de bunu merakla bekliyoruz. Şimdi gelelim Kayseri Spor'daki yaşanacak olaylara. Bir olağan genel kurulu var. Genel kurulu bir kenara bırakıyorum abi. Onu yorumla istiyorum senden. Evet. Ben de katacağım yorumumu ama. Bu arada bugün kamuoyuna çıkan Alex de Souza Kayseri Spor'a geliyor. Ertuğrul Sağlam Boğazköprü'de bekliyor. Tolunay şeyde giriş yaptı. Yaptı. Şimdi önce bir yönetimi belirleyelim. Ondan sonra da kim kalacaksa, kimle karar verecekse onlara göre bir yorum yapalım teknik adamlar konusunda. Şimdi sevgili izleyenler, Kayseri Spor Kulübü olağan genel kuruluna gidecek. Kayseri Spor Kulübü Mayıs ayının sonuna doğru olağan genel kurulu yapmak zorunda. Sen de kongreler dile gelsin. Evet. Yanında dile getirmiş olalım. Baktığımızda bugünkü yazılı ve görsel basında vardı, yer alıyordu. Bugün daha öncesinde Kayseri Spor'da yöneticilik yapan Türker Oroz aday. Şu anki Kayseri Spor yöneticilerinden Hacı Ömer Okutucu'nun onursal başkanın görev vermesi halinde başkanlık ve listesini hazırladığı dile getiriliyor. Bazı arkadaşlarımız tarafından Recep Mamur'un görev almak istediği dile getiriliyor ki bazıları da Recep Mamur'un aslında pek gönlü olmasa da yine ortaya atılıyor diye bir ifade var. Çünkü ortaya çıkıp da hiçbir isim söylemiyor, bir Türker Oroz'u gördüm ben. Evet. Fotoğrafını ve şey olarak söyleyebilirim. Bunlar konusunda şöyle baktığımızda 3 isim var. 3 isimle birlikte belki sürpriz bir isim olabilir mi? Onursal Başkan'ın gönlünden geçen bir olay var. Eğer Erciyesspor düşerse diyor, Erciyesspor Hürriyet'ten taşınsın, Kayserispor'un tesislerine gelsin, Kayserispor'u futbolu Süper Lig'e çıkarsa yeni tesisleri onlara geçsin. Bir altyapı modelli, Trabzon 1463 Trabzonspor gibi bir modelle yapalım. Şehrimizin parasını fazla şu anda kim gelip harcayacak bilemiyorum diye bir söylemim var ki. Tabii ki ziyaren devam eder etmez bilmiyorum. O da yani şu anda muallakta olan bir durum. Yani belki ziyaren gelsin, takımın başına geçsin ya da yönetimde bulunsun gibi bir açıklamalar var. Nedir abi şimdi? Ben o kadar çok şey saydım ki yani. Şimdi ortada bir kere genel kurul yapacak, o belli. Genel kurulda Bekir Yıldız'ın devam edip bitmeyeceği de şu anda belli değil. Bekir Başkan'ın bildiğim kadarıyla söyledi, yeter dedi yani. Ben kurttu artık, takım hedefine ulaştı. Ben buradan artık yeter diyor. Şimdi bize gelen bilgi. Yeter demesine rağmen bir onursal başkan milletvekili olup gidecek. Evet. Burada eli kolu kim olacak? Gene Bekir Yıldız. Yani. Bugün bir de artık bu zor şartlarda buraya getiren bir adamı siz en iyi döneminde başkanlıktan geri çekebilir misiniz? Süper Lig'e gelmiş. Para zaten gelecek. Bugün işte organize sanayide de bilmem sıkıntılar yaşanmış. Yaşandı evet. Orada beklenen para vardı. O beklenen paralarla ilgili bir şey vardı. Olmadığına göre bu kadar zorluğu çeken bir başkan varken diğer yandan başkan aramak bir kere yanlış. Ha Bekir Başkan istermezse o zaman ortaya o atılır. Çünkü şu anda erken. Yani sen dedin ki işte Türker Oroz olabilir. İşte Hacı Ömer Okutucu olabilir. Ama bunların çoğu üfürük. Ya bizce üfürme tabiri var ya. Yani daha o yayladaki yoğurt. İsimler sadece üfürülüyor diyorsunuz yani. Yayladaki yoğurda mantı kesiyoruz daha. Ya, yayla da yoğurt daha gelmemiş. Ama mantı kesiyoruz. Bence daha önce bir şu Kayseri Spor Karşıyaka maçında gelsin. Şampiyonluk turunu atsın. Önce bir kere onun rahatlığını, zevkini, heyecanını bir yaşasın. Ondan sonra genel kurulu hesapları yapılsın. Burada Recep Mamur da gelebilir ki niye gelmesin? O parasızlık döneminde olduğu için yardım edilmedi diye çekildi kendine. Bir de gönlüne küstü dediler. Yine yardım edilmedi. Bu kulüp yine... İşte geçişte Bekir abi model olduğu için bir başkasını getirseydiniz yine olmazdı. Bugün ben Bekir Başkan'la birlikte çalıştım. Size bir eski bir hikaye anlatayım. Ben Kayseri Spor Bekir Başkan, ikinci başkanken belediyede bana bir makbuz verdi. Kayseri Spor'a işte Süleyman'cığım git benzincilerden para topla. Bekir Başkan'a selam var. 10 yere gittiysen 9 üçünü dedi. Bekir Başkan'a selam söyle. Cami yaparsa varız, okul yaparsa varız, işte Kur'an kursu yaparsa varız. Kayseri Spor'a para yok dedi. Ve biri dedi, biri bir 850 bin lira bugünkü şartladı, bir senet verdi. Hangi benzinciyse bilim akaryatı var. Onunla biz Koca Sinan Belediye Spor'a bağış, diyor yani. Bağış yaptı. Onunla biz o senetle Koca Sinan Belediye Spor'a, Bünyan Belediye Spor'dan Gökmen'i aldık. Kayseri Spor'a da gitmedi yani. Oradaki zihniyet Bekir Başkan'ın şimdiki belediye başkanı ve elektrik şirketinde olması, ASEGİ Başkanı'yla birlikte olmasından dolayı. Ama şimdi biliyorsunuz yardım da olmuyor. Çok zor oluyor artık. İşte. Makbuz falan. Makbuz da yok ama o gün söylenene bak. Bugün işi olanlar ama ne yapıyordu daha önceki dönemlerde? Geliyordu belediyeye, 3 lira belediyeye katkı, 3 lira da Kayseri Spor'a deniyordu.
Ki bu takım dolmuş paralarıyla geçinen bir takımdı. Belediye başkanlarının. Otoparklar kiraya veriliyordu, memnun oluyordu. Evet. Ben geçenki şeyde de söyledim. Kalıcı gelir getirecek bir kere ona yeni yönetim karar vermesi lazım. Kalıcı gelir sağlayacak birimler, kurumlar, yani bunlar açılması lazım. İş yerleri, iş merkezleri. Şu anda yapacağı tek şey Kayserispor şu Süper Lig sevincini yaşasın. Bırakın Ahmet geliyor, Mehmet gidiyor, uğraşmayalım. Ben kendi görüşüm bu. Yani Mayıs'ın 19'undan sonra, 20'sinden sonra artık ligde de Karşıyaka maçında da bir turunu atar. Ondan sonra herkes sağlıklı düşünür. Tatile gidecek oyuncuları tatile gönderirsin. Şanlıurfa maçına genç bir kadroyla çıkarsın. Çok da önemli değil. Ama bence yönetimin bazen gazına gelip de Ahmet gelsin, Mehmet gelsin, Alex De Souza gelsin, yok bilmem neyi gelsin. Abi Alex nereden çıktı ya? Şimdi bilmiyorum, birileri, ben demin de söyledim, üfürme organizasyonu çok iyi. Ya atıyor şimdi ben yazıyorum, işte şey gelsin ya, Tınaz Tırpan gelsin. Şimdi ya Tınaz Tırpan haberi var. İki hafta önce, bak sen burada otururken, iki hafta önce senin oturduğun koltukta Oktay Haluk'tan oturuyordu. Konuştu. Belli yerlerden duyumlarını, iddialarını konuştu. Hoca konusunda da yayından sonrasında bana dedi ki bak ben bir isim biliyorum. Sen de duydun biliyorum, farkındayım dedi. O bekliyormuş dedi. Bak abi olmaz o dedim. Farklı konular var dedim. Yok yok dedi. Ertuğrul Sağlam'dan bahsediyorduk yani biz o zaman. Ertuğrul Sağlam Boğaz Köprü'de bekliyor dedi. Dedim ki abi olmaz. Niye o zaman Boğaz Köprü açık değil mi ki? Gibi yok abi. Trafikte gelişte kapalıymış. Niye dedim? Olmaz diye sordu. Dedim abi farklı işler var. Gelmez bu saatten sonra dedim. Bak ben söyleyeyim sana dedim. Sonra dedi ki yok bekliyordu. Benim çok ciddiye aldığım bir duyum dedi bu dedi. Eğer dedi Recep Mamur göreve gelirse Süleyman Hurma olsa dedim ki abi Süleyman Hurma ile Recep Mamur çalışmaz. Şimdi düzeltiyorum. Süleyman Hurma ile Ertuğrul Sağlam çalışmaz dedim. Veya Tolunay. Çalışmaz dedim. Velhasıl geçti. Geçen gün dedik de bir tanesi söyledi. Tolunay geliyor dedi. Dedim ki ya insanlar dedim baltalarını gömüyorlar. Hepsi profesyonel düşün. Profesyonel düşündüğün zaman baltayı gömersin, paraya bakarsın kardeşim. İşin gerçeği bu. O zaman da maliyet ön plana çıkıyor, madde ön plana çıkıyor. Demek ki iyi bir getir var ki dedim. Herkes her şeyi kabul ediyor. Şimdi bakıyorsunuz, ya kardeşim, Mayıs ayında olağan genel kurul var. Kayserispor'un başına kimin geçeceği belli değil. Birileri üfürüyor diyorsun ki senin tabirine söyleyeyim ben ki bu sevgili izleyenler sağdan soldan ortaya atılmadır. Kamuoyu yorumlasın derler. Evet. Arkadaşlar da diyor ki ya reklam ver artık diyor. Ondan sonra konuş diyorlar. Evet. Peki biz o zaman reklam verelim sevgili izleyenler. Reklamlardan sonrasında konuşacağımız konular doğrudur. Bir hayli önemli konulara değiniyoruz ama birçoğumuzun belki bildiği birçoğumuzun da daha ilk defa duyduğu şeyler olacak belki. Bu yüzden kısa bir reklam arası vereceğim. Reklam arası devam edeceğim. Annenize de haber vermek isterseniz. Buyurun yeni telefonunuz. Hayalinizdeki istikbal mobilyalar şimdi Vestel 102 ekran Smart LED TV ya da akıllı telefon hediyeli. Üstelik bonusa özel peşin fiyatına 9 taksitle. İpek Diamond konutları konforun ve lüksün her metrekareye sindiği elit bir proje. 4+1 olarak tasarlanan konutlar 240 ve 280 metrekare büyüklükleriyle geniş düşünenleri oldukça memnun edecek. İpek Diamond, zengin sosyal yaşamıyla da eğlencenin ve keyfin cazibe merkezi olacak. Cadde üstü mağazalarında ihtiyaçlarınızı karşılarken, kafeler, restoranlar, çeşitli dinlence ve eğlence alanlarında gününüzün nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
yeşil alanları, yürüyüş yolları, basketbol sahaları, fitness salonu ve tertemiz havasıyla sağlıklı bir hayatın anahtarlarını sunuyor. Çocuklara ayrı bir önem verilen İpek Diamond'da, kapalı ve açık oyun alanlarında çocuklarınız oyunun ve eğlencenin tadını doyasıya çıkaracaklar. Yaşadığınız yerin prestijiniz olmasını istiyorsanız İpek Diamond'ı mutlaka görmelisiniz. İpek Diamond, hayat boyu hayat dolu. Bellona'dan rüya gibi kampanya. Şimdi evini birbirinden şık, estetik ve kullanışlı Bellona'larla döşeyenlere Twinjoy Baza ve Full Ortopedik No Stress Yatak hediye. Gelin bu baharı siz de yepyeni karşılayın. Üstelik bonusa özel peşin fiyatına 9 taksit imkanıyla. İyi ki ona rastladım. Bak çok havalı biri geliyor ihtişamı ile göz alıyor ve işte şimdi karşınızda yepyeni ambalajıyla. Sevdiğim tat, ooo bildiğim tat, ooo Meysu meyva suyu. 70'ten günümüze Meysu şimdi yeni ambalajında. Her düğünün anlatacak bir hikayesi vardır. Mutluluklarla dolu düğün gününüzün size özel hikayesini fotoğraflarla yazıyoruz. Yalnızca anlar değil, sizin için hazırlanan tüm ayrıntılar, yüzük, çiçek, araba, daveti gibi aksesuar ve mekanları yaratıcı detaylarla fotoğraflıyoruz. En mutlu gününüzde sıra dışı ve özel bakış için Foto Mustafa 0352 222 3003. Mondi'den %50'ye varan indirimler ve tüm Vestel markalı ürünlerde geçerli 1200 lira değerinde Vestel hediye çekiyle salonunu Mondi'le, yatak odanı Mondi'le, yemek odanı Mondi'le. Bonusa özel fırsatlarla. Evim Mondi'le, hayatı yenile. Kısmeti fallarda aramayın. Toplu emeklerinizin vazgeçilmez adresi Catering Kısmetim. Düğün, cenaze, organizasyon, özel günlerinizde kaliteli hizmeti, güvenilir markaları, zengin menü çeşitleri ve profesyonel ekipmanlarıyla hizmet veren Kısmetim size bir telefon kadar yakın. Kalite standartları belgeli, ev yemeği tadında hijyenik bir organizasyon için Catering Kısmetim. Mevlana Mahallesi, Elçibey Caddesi, Dedeoğlu Apartmanı, numara 14 Taksim B, Talas, Kayseri'de. Telefon 0352 336 70 70, www.kısmetinyemek.com. Herkes kısmetini yer. Hürriyet Emlak'tan akıllı harita. Hürriyetemlak.com'a girin, aradığınız ev nereye ne kadar yakın, akıllı harita özelliğiyle bulun. Konut sektörünün Kayseri'de parlayan yıldızı AVD İnşaat. Kuracağınız yuvalara ömür boyu mutluluk getiren ürünlerin mimarı AVD İnşaat, geniş otoparkıyla, çevre düzenlemesiyle ve çocuk oyun alanlarıyla mutluluğa açılan kapınız. Farkı fark edeceksiniz. Konforu ihtişamla birleştirip tamamladığımız 3+1 örnek dairelerimizi görmeniz için sizleri ofisimize bekliyoruz. Yoğun ilginize teşekkürler. Mutlu yuvanızın anahtarı AVD İnşaat, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Şenköşe Caddesi, numara 163, Sağlık Ocağı Karşısı, Melik Gazi, Kayseri'de. Reklam arası girdi. Ne söyleyeceğim, ne diyeceğim derken insan bazen unutabiliyor ama tabii şimdi söyleyeyim. Şimdi sağdan soldan birileri bir şeyleri ortaya atıyor. Kamuoyu tartışsın diye. Bu aynı siyasette de olur. Evet. Hükümet ne yapar? Bir şeyi atar ortaya. Şunu da söyleyeyim. Tartıştırır. Herkese diyorum ki ya ne oluyormuş diyorum. Ya şu oluyormuş, bu geliyormuş, şu gidiyormuş falan. Alakası yok. Hiç kimse kimsenin geleceği konusunda bir kesinlik, kesin karara varabilmiş değil.
Benim duyduğum kadar ya şu öyle oluyormuş bak böyle hı, kabul etmiş. Kim? Recep Mamur kabul etmiş. Geliyormuş. Evet. Recep Mamur işte para vermiş. Şu olmuş bu olmuş. Kardeşim bu Kayseri Spor sayar konuştuğumuz. Kayseri Spor'da Onursal Başkan'ın ağzından çıkan neyse ben ona bakarım. Evet. Açık net söylüyorum. Yani kimse kusura bakmasın. Niye? Çünkü Onursal Başkan zaten toparlayıcı, çevirici diyorken Bekir Yıldız'ı Bekir Başkan daha ikna eden oldu. Evet. Hatta şunu söyleyeyim, seçim öncesi Sayın Haseki öyle maceraya falan atılacak iş yapmaz. Yani Recep Mamur olur mu olmaz mı bilemiyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü bakın ben Recep Mamur'u, Recep abi de hakikaten yani şahsi olarak, kişilik olarak çok sevdiğim bir insandır. Sayarım. Kimileri bana farklı şeyde, ya sen ne biliyorsun dese de benim büyüğümdür. Gördüğüm yerde elini öperim. Evet. Konuştuğumuz futbolu ayrıdır, insanlığı ayrıdır. Ben abimdir derim. Elini öperim. Kendisini zarar görmesini asla istemem. Çünkü kendisinin de sağlık yönünden de sıkıntıya zaman zaman girdiğini bildiğim için söylüyorum. Gelirse iyi mi olur? Evet. Amenna. Süper olur. Ama işi bilene vermiş olacağız. Hah. Ama şu var. Kayseri Spor Genel Kurulları yaptı. Gıyabında başkan seçildi. Noterden istifasını gönderdi. Ya işte takım kötü gündeyken şöyle oldu. Çıktıktan sonra böyle oldu. Dedikoduları var ya. Bunlar kafaları hala kurcalıyor böyle. Bunlar hala şurada bir kaşındırıyor. Hala buraları kaşındırıyor. Ben ne diyorum bakın bir daha söylüyorum. Recep abimi görsem büyük abim derim ben elini öperim. Ve öpmeye devam ederim. Niye? Çünkü benim abim diyorum ben. Yaşça da büyük. Spora da katkısı var futbola. Yani hiç şey diyordur. Yani işte spora katkısı kalmıyor. Benim abi diyorum ben. Dışarıda ayrı benim için. Recep Mamur'un yeri ayrıdır diyorum. Ama buna rağmen Onursal Başkan sen biliyorsun siyaset konusundaki bir şey der. O yüzden bir hafta sonra seçim var. İnce ince ölçecek, tartacak, kararını ona göre verecek Onursal Başkan. Yani Ankara'ya gözü arkada kalmayacak giderken. Şimdi bakın, Türker Rose'un adı geçiyor diyor. Türker Rose da sevdiğim bir insandır ki ya bu piyasada tamam sevmediğim insan yok ama bakın hepsini ayrı ayrı. Heyecan verir. Hacı Ömer abi derseniz, Hacı Ömer abinin ben iki haftada bir, haftada bir yerine varırım. Abi nasılsın derim. O dışarıda gördüğünde nasılsın Mustafa'm derim. Hal hatır sorduğum bir isimdir kendisi de. Ve gelirse kötü mü olur? Hayır asla. Ben çünkü Kayseri Spor konularında daha öncesinde abi senin bu işte tecrübe var. Ne oluyor? Nereye gidiyor diye kendisine fikir aldığım insanların bir tanesi. Neyse ben bir de ben üfleyeyim. Ben de Ergün Bülen geliyor diyeyim. Ya işte bakın Ergün Bülen derseniz tamam dışarıda konuştuğumuz isimlerden bir tanesi. Diyorum ya bakın. Hepsi de birbirinden tabii ki baktığınızda bilgi, beceri, deneyim konusunda farklı insanlar. Mali olarak. Hepsinde var. Hepsinde var. Şimdi ama bunlar konusunda ben bir kez daha söylüyorum. Onursal Başkan'ın ağzından çıkacak olan söz önemli benim için. Niye? Çünkü Kayseri Spor'da yapılanma olacaksa Onursal Başkan yapılandıracak. Bak bu dönemin iki tane mimarı var. Ben söyleyeyim. Başta işte Onursal Başkan'dan başlayan Bekir Yıldız bir mimar. Ki uzlaştırıcı, bütünleyici bir mimar. Arkasından ben pek daha önceleri hatırlarsın fazla da aramız iyi olmaz. Mesela genel menajer Süleyman Hanım'a. O sıkıntılarda futbolcularla arada köprü kurdu. Maddi manevi olarak katkılarda bulundu. Niye? Ben düşürdüm ben çıkartacağım hesabını yaptı ve bugüne geldi. Yani başta ne diyoruz? Özeseki Başkan ve Bekir Başkan ve Süleyman Hanım'a diğer futbolcular. Futbolcular derken iyi futbolcular tuttu. Çünkü maliyetli olmasına rağmen bugün 3 hafta noble oynamadığı halimizi gördünüz. Evet. Yani ya burada 3 tane kişinin hakkını vermek lazım. Futbolcuları da 4. kişi olarak kabul edelim. Yani genel kurul olmadan hiç kimse kim nereye gelir. Son dakikaya kadar biliyorsun genel kurul öncesi son dakikaya kadar listeler belli olmuyor. Son saate kadar. Hatta fotokopi yapma zamanları bile olmuyor. Çünkü üzerinde çiziliyor. Birileri ekleniyor. Kayseri Spor'da öyle. Sakin düşünecek zaman var. Karşıyaka maçından sonra zaten istediğiniz kadar futbolu unutun. Sadece kulüp yönetimine bakın. Genel kurula bakın. Ha gelecek genel kurul. Şimdi geldi. Ben Süleyman Hurma'yla çalışmayacağım. Veya Süleyman Hurma daha adil cenap davrandı. Ben yokum. Buraya kadar diyecek. Bu zaman ne yapacaksınız? Ya yeni menajer getireceksiniz? Şimdi Süleyman abi bak. İş biraz daha şöyle. Oraya geçtim de. Ben dedim ya Onursal Başkan'ın ağzından çıkıyor söz çok önemli diye. Bekir Yıldız'ı ikna etti. Bekir Yıldız'ın iknasından sonrasında yönetime giren isimlere baktın mı? Bak. Birçoğuna da Onursal Başkan'ın iknası vardır. Evet. Şimdi bakın biraz önce dedim ki ben Hacı Ömer Okutucu abinin yanında ben zaman zaman vardım da abi ne dedi dedikken. Hacı Ömer abinin futbola, Kayseri Spor'a girme gibi bir düşüncesi de yoktu. Yönetici olarak. Hatta şu da var.
Ya ne işim var başkan? Ben buradayım biliyorsun. Elimden geldiği kadar yardım yaparım. Yeni isimlerden bir tanesi. Ama buna rağmen Onursal Başkan'ın kıramadığı bir hatırı vardır. Acemir abi üzerinde de. Ya sen dedikten sonra biz bu görevi alırız. Söylemi de o zaman da duyduğum şeylerde arasındaydı. Ve duyduğum şeyler baktım sonrasındaki Acemir abi de listeye girmiş. Ha de ki kulübe gelip gidiyor mu? İlgileniyor mu? Maça gelip gidiyor mu diye sorduğun zaman ben elimden geleni yaparım. Uzaktan da olsa yaparım. Onlar yeter ki hedeflerini başarsınlar diyor. Geçen bir ara konuştuğumuzda bu. Şimdi Türker Öz diyorsunuz uzun zamandır piyasada yok diyorsunuz. Kendi işleri vardı, kendi hukuksal olayları falan derken. O da zaman zaman emek veren isimlerden bir tanesi. Niye? Çünkü Recep Mahmut yönetimindeyken birlikte bu takımın her yerine gidip geldiler. Bakın. Şimdi Onursal Başkan bir isim seçecek. Bu zamana kadar baktığımızda, alt kanalıma geçtiğimizde. Yani Türker Öz olabilir, Hacı Ömer Okutucu olabilir, Recep Mahmur olabilir, Ergün Bilen olabilir, A şahsı olabilir, B şahsı olabilir. Biri olacak başkan. Bekir Yıldız ben devam ediyorum diyecek, belki herkesi bir çatı altına toplayacak. Olabilir, olabilir. Her şey olabilir. Alt tarafa geliyoruz. Parantez açıyorum. Kayseri Spor liglerin düşerken, Süper Lig'den düşerken Süleyman Durman dedi ki, gerekirse 30 puan, gerekirse 15 puan farkla biz çıkacağız yine dedi. Çıkartırım ben bu takımı dedi. Biz o zaman dedik ya 1 puan 2 puan dedi. Çıkart yeter dedik. Evet. Süleyman Hurma'ya ben açık ve net söylüyorum. Bu sezonun göstermiş olduğu cesaret, göstermiş olduğu özveri, göstermiş olduğu o ilgi ve alaka yüzünden canı gönülden teşekkür ediyorum. Bakın zaman zaman eleştirdiğim, zaman zaman yorumladığım var mı? Tabii. Var. Ağır da eleştirdiğim zamanlar oldu. Zaman zaman konuşmalarımıza, ikili konuşmalara, üçlü konuşmalara, insanlara ağır eleştirdik. Ama Kayseri Spor bu sezon 3 hafta kala Süper Lig'e çıktı. Bunun baş mimarı Süleyman Hurma. Süleyman Hurma yazın bu takımı Avusturya kampa götürdü. Kayseri Spor'da mali güç var, doysa mı götürdü sanıyorsunuz? Hayır. O zaman dedik ya, haydir abim yani bu nedir dediğimizde şunu söyledi aynen. Hava bitmez. Futbolcularda eğer... Ya para bitiyordu. Kademe düşüyorduk. Şu oluyordu. Bu oluyordu izlenim olursa bu kulübe asla çıkamaz. Ve hatta ben başka bir ekleme yapayım. Lige başladık PTT birinci. 6 haftada neredeydik? Bulutların üstündeydik. Aynen. Hala PTT birinci lige inmemiştik. Şimdi bakıyorum. Hakikaten çok doğru karar, isabetli kararlar vermiş. Niye? Kayseri Spor sezon başı kampını Avusturya'da yaptı. En klas yerde yaptı. Süper Lig takımlarının yapmış olduğu yerlerde konaklamasını yaptı. Şunu yaptı, bunu yaptı. Futbolcular o gazla baktık ya biz düşsek de hakikaten biz hala saltanattayız kardeşim. Kralız evet. Biz dediler yani. Sahaya çıktılar ve o mücadeleyi gösterdiler. Ve gazla geldiler hala Süper Lig'deyiz diye bazı maçlarda yani, ortaya koyduklarını gördük. Şimdi bu yüzden Süleyman Hurma'ya bu sezon yaptığı o başarılar, o vermiş olduğu özver için ben canı gülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum kendisine. Hayır şimdi yanlış anlamazsın arkadaşlar. Biz Süleyman Hurmacı olduk falan veya bir şey ben değil. Ben bakın bu sene diyorum çıkarttı. Evet. Sözünü tuttu. Biz o zaman demiştik ki 15-20 puan bırak kardeşim. Süper Lig'e çıkartırsan konuşuruz dedik ve konuşuyoruz. Kimse yani ya kardeşim şöyle de böyle değil. Hep kötüsünü konuşuyorsun, iyisini konuşmuyorsun değil bakın. Burada hatta, her şeyi konuşuyoruz. Hatta bu biliyorsun Süper Lig'den düşen takımların hali. Eğer ilk sene çıktın çıkmadın. Bugün Ordu Spor'a bak. Şimdi bakın. Ben geçen hafta dedim ki, sen de hatırlıyorsun abim, Süleyman Bey yemekteyken demiş yani futbolculara, ya kazanın da ben de şu çocuğumun mürüvvetini göreyim, mezuniyet törenini göreyim diyor. Her baba bunu ister. Allah var yani şimdi kalbine geçen. Evet. Dedim ki ya keşke dedim futbolcuları alsa da. Vallahi yani futbolcuları yapamasa da Adana Demirspor'un futbolcuları yaptı. Evet. Süleyman Bey belki gider, onun mezuniyetini de görür, kızının düğünü de görür. Neyse işte bir şeyleri görürse görür yani. Oğlu varsa, evet. Oğlu var da biliyorum da kızı var mı yok mu bilmiyorum evet. Yani. Bu yüzden bir kez daha teşekkür ederim. Ha, bir başka teşekkür. Bir başka teşekkür de Cüneyt Dumlupınar'a. Çoğu insan belki inanmadı. Çoğu insan belki ya yardımcıdan bir şey olmaz dedi. Ya Cüneyt kim ki dedi çoğu insan. Ama ben dedim ki Mutlu'dan sonrasında için ama Mutlu öncesinde biz çünkü Cüneyt'le tanıştığım için diyor. Ben samimi olduğum için Cüneyt diyorum bakın yani kusura bakmasın sevgili izleyenlerimiz. Cüneyt Hoca da eğer alınırsa ki konuşurum ben yine ama alınacağını pek zannetmiyorum. Çünkü samimiyetimden söylüyorum ben. Dedim ki Cüneyt Dumlupınar Kayseri'nin kazandırdığı teknik adımlardan birisi olacak Türkiye liglerinde. Ve o şekilde doldu biliyor musun nitekim? Cüneyt Dumlupınar gibi iyi bir kondisyoner, iyi bir takipçi pek bulamazsınız liglerden. Ben hatırlıyorum Süleyman Hurma Antalya kampından gelmişti geçen sezon. O zamanki sıkıntılı anlar yaşadığımız. Hatırlarsınız Prosineçkin'in gidip geleceği zamanlar. Hatta
kamp döneminde uzun süre teknik adam bulunamadı. Güney Tunlupınar takımı çalıştırmıştı. O zaman da geçen sene için söylüyorum ben. Geçen sene sezon arasında. Kadir Aslan'da transferler yapılırken de şunu söylemiştim. Teknik direktör transferi yapılırken de. Biz çünkü bu ekranda aynı şeyleri konuşmuştum ben. Demiştim ki ya gerek yok. Güney Tunlupınar gibi iyi bir kondisyoner var. Zaten kamplarda çok iyi futbolculara kondisyon yüklemesi yaparsınız. Taktik pek fazla gerekli değildir. Taktik konusunda Süleyman Hurma gibi bir adam var zaten. Yıllardır futbolun içinde. O da taktiğini versin demiştik. Petit'te birincilikle bu gerçekleşti. Şimdi Kayseri'de bir şey vardı. Başarıya aç olan insanların başarılı olduğunu görüyoruz. Bunun örnekleri. Evet. Ertuğrul Sağlam'dan başladı. Tolunay'dan devam etti. Arkasından işte gelen teknik adamlar ne yaptı? Sineç gibi Beşiktaş'a gitmeye gitti. Evet. Kapısından döndü yani. Şimdi Cüneyt Dumlupınar geldi. Herkes acemi dedi. İşte acemilerin de ne oldu? Bir yerlere geldi. Ustalığını göstermiş oldu. Yani burada illaki birilerinin bazen şimdi hatırlarsın şey yazar kapıda. İşte tecrübeli eleman alınacak. Ya muhasebe, bir al elemanı dene de. Muhasebe elemanı alacak. Sen tecrübeli muhasebe elemanı alman için mutlaka bir yerde çalışması lazım bu adam ki tecrübeli olsun. Herkes tecrübesiz diye almazsa tecrübeli elemanı nereden bulacaksın? Bu da aynıydı. Ha burada Cüneyt Dumlupınar'ın yardımcı oldu ya. Ona da Allah yardımcı oldu. Aynen öyle. Başka bir şey yok. Aynen öyle. Gönlüne göre verdi. Bugün Kayseri'ye bir başka başarıya aç olmayan, başarıya tok olan insan isim getirseydik bugün olur muydu? Yani ben gönül ister ki gelecek sezon Kayseri Spor'da Cüneyt Dumlupınar devam etsin. Yani bu yardımcı olarak da olabilir, belki hoca olarak da olabilir ama Cüneyt Dumlupınar Kayseri'nin öz evladı oldu. Başka bir şey söyleyeyim. Süleyman Umar gitti. Cüneyt Dumlupınar ben genel menajer olarak getirir. Gerekirse. Ben yani hiç ona... Olur yani, olmaz bir şey demiyorum. Ben sadece diyorum ki Cüneyt Dumlupınar Kayseri'nin öz evladı oldu artık. Evet. Niye? Var gününde de bu takımdaydı, emeğini esirgemedi. Yok gününde de bu takımda bulundu, çünkü hocadan emeğini esirgemedi. Genel menajer olmaz diye bir şey yok. Kasımpaşa'ya giden biliyorsunuz. Beşiktaş'ta yani görev yaptı. Bu yüzden diyorum ki ben bir kez daha söylüyorum. Allah razı olsun ondan da. Hepsi verdiği emeklerden de. Niye? Cüneyt Dumlupınar Türk futbol tarihi, futboluna kazandırılmış bir değer oldu benim açımdan. Evet. Helal hoş olsun, yolun açık olsun diyorum Cüneyt Dumlupınar. Ama gelen arkadaşlarında bu tür kararlar alırken de önce bir biliyorsun bir evi satarken ne yaparsın? Komşuna teklif edersin. Yani. Burada yüzden, da aynısı olması lazım. O yüzden ben diyorum ya şimdi ne olacağını bilmiyorum abi. Bu yüzden de Kayseri Spor konusunda da bakacağız, bekleyeceğiz, göreceğiz. Bekleyeceğiz, diğer konu varsa da geçelim. Herhalde yine şimdi işaret edecek. Yok zaman kalmıyor artık. Evet. Arkadaşlar biteceksin diye uyarıyor. Yanlış mıyım sevgili Zafer? Evet yani o yüzden hızlı geç diyorum. Şimdi Agü ile kısa konuşalım biz. Agü çünkü devam ediyor seriye. 2-0 mağlup oldu Galatasaray'a karşı. Galatasaray çok güçlü bir rakip. Ona bir şey demiyorum ama Agü'nün de bu kadar farklı bir ilk mağlubiyetini kabul edemiyorum. İkincisinde biraz izletti. Birazcık evet 5-6 sayıyla bir fark. Hem de ilk mağlubiyetinde Sayın Abdullah Gül bile izlemiş. İzledi. Hayır. Maçı izledi. Biz de televizyondan takip ettik. Galatasaray TV'den takip ettim ben. Abdullah Gül de vardı. Galatasaray Güneşleri de vardı. Abdurrahim Albayrak falan hepsi izliyorlardı maçı. İlk yarı öndeydik hatta biz. Yani öyleymiş, iyi evet. Baskı yaptık. Sonrasında ne oldu? Üçüncü periyotta bir sıkıntı. Dördüncü periyottaki o sıkıntı açıldı. Ayhan Avcı'nın yanlış tercihleri mi diyelim, oyuncu seçiminde sıkıntısı mı diyelim, oyuncuların sıkıntısı mı bilemiyorum ama bence çok farklı bir mağlubiyet yaşadık. Şeyin rehaveti vardır. Fener'i elemenin rehavetiyle ilk maça çıktılar. Ben bilemiyorum. Ha, Galatasaray'da güçlü mü? Doğru. Galatasaray çok güçlü bir takım. Ama bu olmamalı. Üçüncü maç burada olacak. Perşembe günü saat yani, 18'de onu söyleyelim de. Perşembe 18'deki maçı kazandı. Kazanamadı. Zaten, bitti zaten. 3-0. İkinci olarak ligi tamamlamış olacak. Ama bu da başarı. Şey. Bakın Fenerbahçe'yi geride bırakıyorsun. Ama Fenerbahçe bu sene çok şeyler yaşıyor. Olsun. Yani şey Avrupa'dan da elendi biliyorsun. O da yani işte yine şampiyon. Çok şeyler yaşıyor yani. En son haftaya hocasını değiştirdi, bir oyuncusunu gönderdi. Yani biz işte, Fenerbahçe'yi Agü çok iyi zamanda yakaladı. Evet. Şimdi Agü'yü inşallah Perşembe saat 18'den sonrasında ne olacak biz de göreceğiz. Evet. Ona da geçiyorum. Şimdi bakıyoruz. Çok konu var aslında da zaman yok sevgili seyirciler. Yani o kadar çok ayrıldık ki. Kısaca Şeker. Kayseri Şekerspor diyelim. Efendim Kayseri Şekerspor Alaaddin Demiröz'üne yol verdi. Alaaddin Demiröz'ü Maraş'a gitti. Düşen takımı ligde tuttu. Ama Kayseri Şekerspor benim gözümde düştü. Niye? 4 tane takım var üzerinde. Bence Kayseri Şekerspor düşmedi. Kayseri Şekerspor düşürüldü. Yönetimi düşürdü. Evet. Şimdi ilk geldiğinde bakıyorsunuz. Hoca kimdi? Şu anda ismi bile aklımıza gelmiyor. Düşünebiliyor musun? Getirdiniz Ankara'dan, yanına da bir menajer getirdiniz. Alınan oyuncular falan. Hüsran, 11 puan. Şu anda belki Sebahattin Tekin'in aldığı puanlara bakın. 20-25 puan aldı. Yani 11'den aldı, 28 puan falan aldı diyelim. Şimdi yönetim düşürdü. Kim ne derse desin.
Burada Hüseyin Akay da başta olmak üzere çok sevdiğim eski futbolcu, futbol seven birisi ama kendi şahsi kaprisi mi diyeyim, başka bir şey mi diyeyim, ben de onun yaptığı olaydan sonra ne oldu? Yine Tugay'ı getirdiler, ne olur ne olmaz hesabı. O da tutmadı. Daha sonra gerçeği buldular, doğruyu buldular ama geç kaldılar. Oyuncu transfer edildi, bunların uyum sağlaması falan derken bugünlere geldi. Bir de şu var, 3. ligde çok ayak oyunlar oynandı son 4-5 haftadır. Yani kendi sahasında bir rakibe bir gol atamayan takım gitti deplasmanda o takıma 4 attı. Yani burada yönetimin bu kulübe sahip çıkmadı. Yani bazen şunu söyler ya, bu herkes sahada kazanmaz bu işleri. Yanlış anlamasınlar yani. Bu senelerde bu Türk futbolu içinde var. Herkes sahada kazanmıyor. Ne yaparsan yap. Ben yapmadım diyen de yalan söyler. Bu Kayserispor dahil, Fenerbahçe dahil, Beşiktaş dahil hepsi. Mutlaka hatır vardır, gönül vardır, bir şey vardır. Son dönemde 3. ligde yönetimin ilgisizliği, yönetimin yanlış kararı, yapılan transferlere gücü yetmedi. Yani Sebahattin Tekin'in daha yapacağı bir şey yok. Hani derler ya, şapkadan tavşan mı çıkılacak? Evet. Elinde sihirli değil. Buna rağmen bitmiş değil. %10 da olsa, %25 de olsa mucize var. Hep geçen haftalarda rakip takımlara işleyen o mucize var ya, bu sefer de inşallah gider Şekerspor, Bayburt'a yener, diğer takımlarda puan kaybeder, kalırız. Ha ne olacak? Şeker'e müsemma bir başlık atıyorum ben. Şeker ballanacak. Yani bu sene düşerse, gelecek sezon amatör kümeye düşmüyor biliyorsun. Bal ligine devam ediyor, evet. Ve Kayseri'den 3 tane bal ligi takım var. Bal liginden nasıl çıkılıyor? Takımı korursan, takviye yapar veya iyi bir hocayla anlaşır, devam edersen, her grup lideri oradan birinci olarak çıkıyor ve çıkıyor, 3. lige. Yani bir sene aynı Kayserispor gibi bir sene ara vermiş olabilir. Şeker'in çıktığı dönem öyle değildi. Grup maçları oynadı. Yani elemelerden geçti ve son maçlarda. O yüzden bence Kayseri Şekerspor yaptığı tarihi yanlışı bu sefer yapmaz. Kümede düşecek oyuncular da olsa, futbolcular da bunları bırakmaz. Ve biz bu takımla bir iki takviye daha yapılarak, çünkü Bal Ligi'nde oynama statüsünü bilmiyorum. Bazı oyuncular oynayamıyor. Yaş kategorisi var. O yüzden düzenleme yapılabilir ama Sebahattin Tekin kabul eder mi etmez mi yeni dönemde onu da bilmiyorum. Ama Kayseri'yi iyi tanıyan, Şekerspor'u iyi tanıyan, Kayseri'nin evlatlarından birinin başa getirilirse Bal Ligi'nden direkt çıkar ama bir sene ara vermiş olur. Bu arada bazı şeylerden ders almış olur Süleyman bence. Abi, ben Şekerspor'la ilgili önümüzdeki hafta konuşacağım. İyi o zaman. Bu hafta tamam. Susuyorum. Tamam. Niye diyeceksin? Ama ben hani... Ben garanti olsun her şey de. Ondan sonra açacağım tamam. Ağzımı. Ben o zaman da yine bu görüşlerimi dile getireceğim. Çünkü ağzım burada açacağım. Futbolcular düşürmedi. Ağzımı açacağım ben. Ne olduğunu ben orada konuşacağım. Kimilerinin ekmeğine yağ sürdük. Ya da sürüldü. Evet. Kimileri ekmeğini katıksız yedi. Evet. Hepsini konuşacağım. Kimler nerede ne... Neyse. Artık orada kalsın. Orada kalsın. Yani, çok şeyler konuşacağım. O yüzden haftaya bekliyorum ben. Garanti olmasını Davut bekliyorum. Davut Güneş'in bir sözü var. Meselenin iç yüzü. Meselenin iç yüzünü orada konuşacağım. O zaman konuşayım. Efendim hemen Rainbow diyoruz. Rainbow Kayseri Spor Kulübü 16-17 Mayıs'ta 4'lü kupaya katılacak. Anafendi Koleji'nin yeni takdiri Avrupa Kupası'nın ismi yazan takım oluyor. Bu garanti. Niye diyeceksiniz? Beşiktaş'ta Ankara Spor maç yapıyor. Handball'da Beşiktaş'ın zaten rakibi yok. İşin gerçeğini söylemek gerekirse. Onlar kupayı almak için uğraşacaklar. Kupayı aldığı için Beşiktaş zaten Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ettiği için finali oynayan takım otomatikman Türkiye Kupası gibi yani futbol gibi Avrupa Kupası'na mücadele ediyor. İyi olur. Buradan tebrik edelim. İnşallah gidebilsek de seyretsek. İşte ayın 16'sında inşallah yani maç Kayseri maçı farklı bir zamanda olur da. Evet. Ben öyle imkanları zorlamaya çalışacağım. Gitmeye çalışacağım yani. İşte geçen hafta hatırlarsın. Kayseri Spor bir tarafta öyle bir ortam ki birisi yani şampiyonluğuna birisi Şekerspor aynı saatte 3.30'da biri 4'te. Şimdi sen hangisine gidiyorsun? Yani iki tane bir yönük adam olsun. Valla ben parçaladım. Ekibi parçaladım. Birini oraya birini oraya. Öyle oldu zaten. Ben de zaten sizin arkadaşa devrettim. Ben de oraya geldim yani. Yani yapacak bir birisi şey yok. Birisi dediler kasap can derdinde, koyun et derdinde. Evet. Hesabı veya tam tersi. O yüzden ikisinde birden. Bir tarafta U21 oynuyor. Benim de oraya gitmem lazımdı. Üçünü bir arada yani geçen hafta. Ama bu sefer dediğin gibi Rahim bu maçı inşallah birbirine denk gelmez. Yani ben Rainbow Kayseri Spor Kulübü yönetimini de başkanını çok yakından tanıdığımı söylüyorum ki. Kayseri tarihinde tabii ki ilkleri gerçekleştiriyor Rainbow. Sezon başında ne hedef koyduysa
bunu başarabilen bir takım olduğunu gördüm. Bu Kayseri İş Adamları'nın başarısı ya, evet. Kısacası yani şöyle baktığınızda. Yani Kayseri'deki iş adamları spora destek vermiyor derken veriyorlar. Yani ilgi alaka olduğu sürece veriyorlar. Ben mesela kulüp başkanı ve arkadaşları handbolu seven isimler. Evet. Onlar handbol takımı kurmuşlar ve handbola destek veriyorlar ki. Kayseri tarihindeki bir ilk derken de yanlış anlaşılmasın, doğrudur. Çünkü neden? Handbol konusunda Kayseri tarihi, handbol tarihinde ne çeyrek finale kalma var ne finale kalma var kupada. Süper Lig'de oynama bile yok. Süper Lig'de oynama bile yok. Hatta Avrupa Kupası'na giden de tek takım olacak herhalde. Uzun yıllarda eğer herhalde böyle olursa Rainbow'un dışında bir takım çıkması da böyle bir Rainbow tarihe geçecek. Süper Lig takımıyla Kayserispor yani onlar denk gelmiyor. Çünkü Fenerbahçe maçı var o tarihlerde. Yani. O dışarıda. Kayserispor da zaten içeride oynuyor ama pazar oynayacak büyük ihtimalle. Yani bakacağız evet. Yani o cumartesi günü o önemli maç zaten. Cumartesi oynayacak olan karşılaşma Anafen Kuleci ile İzmir'de keşke yani yakın bir yerde olsaydı da bütün herkes gidip bir imkanı bulabilseydi. İzmir'e alındı federasyon tarafından ki. Yollar açık olsun diyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla milli takımdan bir yardımcı antrenör de şu anda Yücel Şimşek'le beraber Rainbow'da sporcuları çalıştırıyorlar. Geçen hafta Antalya'ya gittiler. Antalya'da iki hazırlık karşılaşması oynadılar. Ayrıca bir 4 günlük kamp yaptılar orada. Bildiğim kadarıyla da bir kez daha söylüyorum ki Rainbow'da şu anda çalışmalar devam ediyor. Son sürat diyorum çünkü bu haftadan sonrasında artık ciddi bir şekilde kamp ve İzmir'deki gruplaşma ve oradaki en azından kurulma, sistemi kurma, merkezi oraya kurma gerçekleşecek. Keşke sistem şey olsaydı yani karşılıklı aynı maç verirse. Ha bu arada... Şimdi dörtlü kupa olunca herkes bir maç yapıyor. Kupa olduğu için pardon. İkincilikte üçüncü lig terfi maçlarının da programları belli oldu. Kayseri'ye geliyor. Onu da dile getirmiş olalım biz. Birinci lige terfi maçları Kayseri'de olacak sevgili izleyenler. Hemen şöyle bir baktığımızda internetten de aktarayım ben. Çünkü karşıma çıktığı için de söylüyorum. Göztepe bildiğim kadarıyla yine iddialı isimlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor sevgili izleyenler. Tabii ki baktığımızda sadece Göztepe değil. Birçok takım var. Dört takım. Ha Göztepe çıktı. Mücadelesi PTT yapıyor. PTT'ye. O futbolda çıktı. Ha şey diyorsun. Handbolda diyorum handball, ben. Aman karıştırmayalım çünkü. Yani handbolda diyorum ben sevgili izleyenler ki. Baktığımızda tabii ki çok ciddi rakipler var. Çok ciddi rakiplerle birlikte tabii ki mücadeleler devam ediyor. Bu bir zevk ve bu bir nasıl derler renk işi. Şimdi birincilikten Süper Lig'e çıkmalar artık stadyo değişti ya karşılıklı oynuyorlar. Eskiden biliyorsun bir grupta oynatıp işi bitiriyorlardı. Yani bu yüzden... gerek handbolu gerekse diğer tabii ki branşlar dediğimizde sevgili izleyenler biz hepsine elimizden geldiği kadarıyla destek olmaya çalışıyoruz. Yine destek olmaya da devam edeceğiz. Neyse gözün arkadaşlar. Erkekler birincilik playoff mücadelesi diye hemen şöyle bir arkadaşlar eve bakalım. 8-10 Mayıs Kayseri'de Akçaabat Tütün Spor diyor efendim. Metropol Spor, Kobirlik ve Göztepe. 4 takım maçlarını yapacaklar. 8-10 Mayıs 2015 tarihi diyoruz ki Kayseri'de. İlk maç Akçaabat Tütünspor'la Metropol Spor arasında. Diğer maç ise Çukobirlik'le Göztepe arasında. Bakalım onlardan çıkacak olanlar playofflarda finalde nasıl yapacaklar biz de bekliyoruz. Bunlar dörtlü maç şeklinde oluyor. Bu arada PTT 1. Lig'e gelen Göztepe ile Yeni Malatya'yı da kutlayalım. Dikkat et. 2 tane sarı kırmızı takım geldi. Evet. Kayserispor çıkınca iki sarı kırmızı takım geldi. Orada eksiklik var dediler. Evet. Yeniden 2 tane sarı kırmızı takım geldi. Kayak Federasyonu ile ilgili gelişmeler var sevgili izleyenler. Ben Kayak Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda olduğum için de aslında yakından takip ediyorum bu konuyu da. Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan da kamuoyuyla bir açıklama geldi sitesinden 1 Mayıs tarihi itibariyle. Çünkü Kayak Federasyonu'nda özellikle genel kurul delegelerinin belirli kısımlarının imzalarıyla federasyonun ilgili mercileri tarafından verilen bir genel kurul toplanması konusunda karar verildi. İmzalar toplandı. Federasyonu da şey geçti yani. Futbol Federasyonu gibi 15 dakikada bir genel kurul mu? Yani geçen sene yapılmıştı. Bir yıl sonrasında genel kurulun bazı üyelerinin imzalarıyla toplanması konusu derken bu konuyla ilgili açıklama Kayak Federasyonu'nun sitesine tkf.org.tr'de yayınlanıyor sevgili izleyenler. Okumak isteyenler ise ya da bilgi sahibi olmak isteyenler varsa buradan kısaca Kayak Federasyonu'nun açıklamalarına göz atabilirler diyoruz. Tabii ki genel kurul delegenin belirli kısmının böyle bir tereddütte bulmaları kuşkusuz yasal haklar ve saygı duyuluyor ki yönetim olarak da şu anki mevcut yönetim genel kurul delegelerinin bu taleplerini şüphesiz saygıyla karşılıyorlar ve federasyon olarak da yetkili kurullarda değerlendirmeler yapılarak yasal gereklilik en kısa zamanda da yapılıp biz genel kurulda en azından gerekenleri yaparız deniyor. Bu da tabii ki kısa bir özgeçmiş olsun ama arkadaşlar sana göz falan kırpmıyor mu bak? Açıklamalar var. Arkadaşlarımız zamanımız var mı yok mu bilmiyorum ama evet artık bitir diye de işaret veriyorlar. Yani zamanın doluyor diyorlar. Biz tabii ki bu konuda ilgili gelişmeler aktardık. Gençlik spor il müdürlükleri konusunda ben söyleyeyim efendim. Daha hala atamalar olmadı.
Çünkü kanunu çıkartmışlar. Evet. Ama neyi bekliyorlar biliyor musun? Seçim bekliyorlar. Bu işler böyle. Hani rahmetli Özal mı dedi, ben şeyden önce, seçimden önce zam yapacak kadar enayi miyim dedi. O hükümet herhalde. Bu zaten Gençlik Spor'da kalmayacak biliyorsun. Evet. Seçim sonrası başta emniyet müdürleri olmak üzere, kaymakamlar, bilmiyorum artık siyaset müdürleri olmak üzere. Ama benim için spor önemli olan. Hepsinde şimdi yeni Türkiye'ye giden bir yolda hepsi de değişik. Benim için spor önemli. İnşallah Kayseri için de en hayırlısı neyse olur. Murat Eski şu anda görevine devam ediyor ki hayırlı olsun diyorum ben devam ettiği için de. Evet. Devam eder mi bu süreçten sonrasında? Devam etmesini isterim. Arkadaşımızdır, eşimizdir, dostumuzdur. Kendisiyle muhabbetimiz olduğu için de söylüyorum ben. Kayseri'ye de atanabilir yeniden yani. Yani tabii ki o yüzden her şey bir süreçte beklemedi ama şu anda vekaletin görevine devam ediyor ki başarı diliyorum ben bir kez daha kendisine. Tabii ki çalışmalar olmuyor mu? Oluyor. Bakalım lobi çalışmalarında kimler ne elde edecek? Biz de bunu merakla bekliyoruz. Evet, Yeni Şah'tan bir şey yoktu basketbolda. Biz onu fazla takip edemiyoruz. Fazla takip edemiyoruz. Yani hakikaten ilimiz büyük ve bu yüzden de mücadeleler nasıl oluyor, ne yapıyor derken artık profesyonellere birazcık zaman ayırmak durumunda kalıyoruz. Yani amatörü bile mesela da final grubuna falan kalmış gibi ben hani duydum ama gelecek hafta inşallah onu da bir yere not edelim de inşallah onu da konuşalım. Evet, ben teşekkür ediyorum Sayın Keskin. Vallahi, yine bugün bizlerle birlikte oldun. Sürükleyici oldu. Evet. Farkındayım, doğrudur ama. Zaman bize Kayseri çok çabuk geçti. Kayseri Spor bizi bir hayli sürükledi. Bunun da farkındayız. Belki ilk defa bizden duyanlar vardır bazı gerçekleri. Olsun diyoruz. Biz ama dilimizin döndüğü çerçeve içerisinde bildiğimiz doğru neyse onu söylemeye çalıştık. Evet. Ben kendi açımdan bunu söyleyeyim. Yani bir taraftan düğün sevincini yaşarken bir tarafta da yas ilan ettik yani, kime geliyor ama evet. Bunlar şey değil, sorun değil. Bugün varsın, yarın değiştirirsin. Öbür bu sefer Kayseri Spor'la birlikte iki takım da devam eder. Erciyes Spor'a da bundan sonra akıllı davranarak yeni bir yapılanmayla bir sene sonra da aynı sevinci Kayseri Spor'u yaşatmalarını bekliyorum. Evet. Evet sevgili izleyenler, gönül isterdi ki tabii ki daha uzun süre sizlerle birlikte olalım. Ama tabii ki zaman, bize ayrılan süre burada noktalanıyor. Evimize de gideceğiz daha biliyorsun akşam yani. Tabii ki arkadaşlarımıza artık yeter diye de süreç belirtince de ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Dilimizin döndüğü çerçeve içerisinde bildiğimiz doğrular neyse onları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kayı TV Erciyes Televizyonu ortak yayında bir spor dünyasında yeni noktayı koyacağız sevgili izleyenler. Yeni bir spor dünyasında takımlarımıza tabii ki daha elimizden geldiği çerçeve içerisinde geniş zaman verebilmek. Diğer salon takımları derken Rainbow'un tabii ki başkanlarını, yöneticilerini, oyuncularını, Agün'ün yine aynı şekilde Erciyes Spor'un, Kayseri Spor'un da yine konuk etmeye çalışacağız. Bu yüzden sporla dolu bir gündem yaşamak istiyorsanız gözünüz burada olsun diyoruz sevgili izleyenler. Spordaki gelişmeleri gerek bültenlerimize gerekse yorumlarımıza aktaracağız. Bu yüzden şimdilik burada noktaya koyalım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.